Malum Bela Kardeşlik Teşkilatı Derneği Osman Saraç'la Kocaeli'nin gündemini sunar. İyi günler sayın seyirciler. Kalü Bela Kardeşlik Teşkilatı Derneği'nin sunduğu Kocaeli'nin gündemi programıyla canlı yayında TV262 ekranlarında karşınızdayız. Malumunuz Kocaeli'nin gündemi programını gazetelerimizin köşe yazarlarının belirlediği konular üzerinden yapıyoruz. Yine malumunuz cuma günleri Kocaeli'nin ve ülke gündeminin konularını değerlendiren, ilgilenen, kafa patlatan diyoruz biz. Kafa patlatan arkadaşlarımızdan, gazeteci, siyasetçi vesaire arkadaşlarımızdan bir konuk davet ediyoruz ve Kocaeli'nin gündemini cuma günleri birlikte sunuyoruz. Bugün de konuğum, değerli dostum diyeyim, tam olsun olur mu? Teşekkür ederim, sağ olun. Değerli dostum, Uğraş Çiftçi, Demokrat Kocaeli Gazetesi'nde köşe yazıları yazıyor. Bir önceki programda kendisinin bir yazısını okuyup burada eleştirmiştik. Ana kumanda da oradan bağıra çağıra bir şeyler söylemişti. Uğraş Çiftçi dayandı kapıya, şimdi konuşayım bakayım dedi. Ama biz programda işte yüz yüze konuşalım demiştik. Davet etti, kırmadı, geldi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ ol. Usulen nasılsın diye sorayım. Çok teşekkür ederim. Siz de iyisiniz. Öyle görüyorum. İyiyiz Allah'a şükür. İşte yine memleketin haber alma özgürlüğüne katkı sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Ana kumanda neydi geçen hafta, geçen programda Uğraş Çiftçi'nin yazısına eleştirin. Şimdi söyle delikanlıysa. Söyle. Yazıyı tekrar koymuş diyorsun. Konu tekrar olabilir ama yazı farklı diyor. Doğru mu? Şimdi aslında konu eğitimle ilgiliydi. Doğru söylüyor ana kumanda. Yakın bir zaman önce yine eğitimi konu olan bir yazı yazmıştım ama onun farklı bir kısmından bakarak yazmıştım. Bu biraz daha farklı bir kısmından bakarak yazılmış yazı. Eğitim konusu bir makaleyle kapatılacak bir konu değil zaten. Değil. Yani bunu kitap yazsak yetmez yani. Tabii. Evet. Hatta hani programdan önce sohbet etmiştik. Evet. Hani Birleşmiş Milletler bazen bir yılı bir şeyle ilgili ilan ediyor. Örneğin çevrecilikle ilgili ya da ne bileyim çocuklarla ilgili falan. Aslında Türkiye'de de belki de bir yılı sadece eleştirmeyin kardeşim. Önerileriniz varsa şimdi bir de onları söyleyin de görelim sizi diyerek bütün yerel ve ulusal gazetecilere, basına belki bu yıl sırf eğitim yılıdır deyip hadi yazalım artık bununla ilgili yazalım denilmesi gereken bir konu. Dolayısıyla evet. Ne kadar yazsak az. Yazı arşiv değildi ama yine eğitim üzerinde olunca ana kumanda zannedersem öyle algıladı. Şu da önemli. Eğitimle ilgili bütün köşe yazarlarımızın eleştirileri var. Her görüşten köşe yazarlarımız eğitim sistemimizle ilgili yeterince mesafe kat edemediğimizle ilgili ciddi eleştiriler yazıyorlar. Onlardan yararlanıyoruz. Eleştirilerde haklısınız diyoruz. Tamam arkadaşım diyoruz da yani çözüm önerisi getiren yok. Yani benim okuduklarımın içerisinde yok. Yani 4+4 sistemine geçtik. Değil mi? O dönemde evet. Konuşuldu, edildi. Hadi süreyi bir yana bırakalım. Müfredat açısından, içerik açısından ya da öğretmenlerin yetiştirilmesi ve eğitimde algısı, kalitesi bakımından birçok bakımdan bunun bu işin uzmanları bizden çok daha vakıf olan kimseler, değil mi? Özellikle eğitimciler bir önerileri var ise bunları gündeme getirmeleri gerekir ki işte Uğraş Çiftçi'nin dediği gibi yani bir yılı biz eğitim yılı ilan edip de sırf bunun üzerine kafa patlatmamız lazım ki sistemi bir oturtalım. Cumhuriyet kurulduğundan beri eğitim sistemi Türkiye'de oturmuş değil. Yani hangi iktidar döneminde iyiydi diyebiliriz ki? Değil mi? Bir de şu da var. Cumhuriyet kurulduktan sonra biraz siyasi konuya giriyor ama girerse girsin. Sıkıntı yok bizim için. Sıkıntı mı var? Bir de şu var. Yaşlanmayı ayrı bir konu konuşacağız onu. Şimdi hilafetten ve saltanattan demokratik Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduktan sonra rejimin oturması ve muhafaza edilmesi için alınmış bir takım baskıcı tedbirlerin olması doğaldır. Nitekim alınmıştır da. Tekrar işte irtica diye adlandırılan eski şeriat dönemine dönmeyelim diye
bir takım uygulamalar uç noktalara varmış olabilir, varmıştır da. Ama artık Cumhuriyet elden gidiyor korkusu olmadığına göre, 15 Temmuz'da bunu net gördük, daha önce de gördük. Olmadığına göre eğitim sistemimizde doğru düzgün, gerçekten halkımızın adetlerine, törelerine, inançlarına, milli reflekslerine uygun bir müfredat uygulanması gerekir. Korkmayacağız yani artık. İkincisi, analitik düşünebilen, analitik düzeltiyorum, Türkçe konuşalım. Bilimsel düşünebilen, vatanına, milletine, devletine bağlı, bütün insanlığı kardeş olarak gören ama öz kardeşini daha çok seven nesiller yetiştirmemiz gerekir. Bunun adına dindar nesil mi dersiniz, kindar nesil mi dersiniz, eleştirebilirsiniz ama neticede herkes bu konularda hemfikir. Bir şikayet yok. Ama sonuçta somut bir öneri getiren yok. Yani müfredatlar şöyle olsun, değil mi? Bunun eğitimini verecek öğretmenler şu şekilde tayin edilsin, şu şekilde yerleştirilsin gibi. Yani bu stüdyodan örnek verecek olursam, stüdyoyu eleştiriyorsanız bu masa buraya olmamış, şuraya koyalım diye bir öneri getirmelisiniz. Doğru. Ya da gelip de çok daha çağdaş bir stüdyo olması lazım diyorsunuz. Amenna, hepimiz bunu söyleriz zaten. Bu eleştiri değil ki. Nasıl olacak? Bu masayı oraya mı koyalım, koymayalım mı? Böyle somut tabii öneriler getirmek lazım. Bunun için de senin söylediğin gibi bir yıl yazsak bu konuları, kafa patlatsak ki bizden çok daha yeterli donanıma sahip hocalarımız yazsa, kafa patlatsa belki bir noktaya, bir ortak payda buluşup belki devletimizin eğitim sistemine bir katkıda bulunmuş oluruz o zaman. Ben burada bir şey eklemek evet istiyorum. Aslında bu son yazdığım konu benim 60 yaşlarında İmam Hatip mezunu olan değer verdiğim bir dostumla sohbetimde onun kullandığı bazı cümleler ve serzenişlerden dolayı ele alınmış bir yazıydı son yazım. Nedir serzenişi? Şöyle, bizim zamanımızda imam hatiplere sınavla girilirdi ve çok yüksek nitelik olurdu demişti. Fakat bu şekliyle imam hatiplerin bu kadar kontrolsüz büyütülmesini, bak işin içinden gelen birinden bahsediyorum, dikkat edin. Yani bu konu çok polemik konusu, istismar konusu olmuştur bütün kesimlerde, toplumun tabii pek çok kesiminde. Bunu çağdaşlaşma, layıklık vesaire adına yapan kesimlerde de evet belli bir kesiminde istismar noktasında konuşulmuştur. Ama aklı selim bakıp bu ülkenin genel menfaatleri açısından bakan bir kesim var. Yani siyasi düşüncesi ne olursa olsun oturup özellikle ya merak ediyorum bu gündemdeki düşüncelerini deyip birbirini arayıp bulan evet ülkücü, solcu, tabii sosyal demokrat hatta daha mütedeyyin kesimler var. Ya bu öyle bir kitle oluştu artık. Tabii bir sorun olduğu belli çünkü hocam. Birbirlerini arayıp buluyorlar tabii ve fikirlerini hakikaten de açıklamalar için sen bu olaya nasıl bakıyorsun diyorlar. Tabii. Nitekim o son sohbetimde o değer verdiğim dostumun İmam Hatip içinden gelmiş, iyi bir şekilde eğitimini almış bir kişi olarak bu gidişatta bu süreci eleştirmesi, kaygı duyması. O neyden duyuyor? Yani niteliği düştü diyor. Niteliği düşecek diyor. Yani bizim zamanımızda sınavla giriliyordu evet dedi. Yani ahkam kesmeyeyim ama söylenen o. O sınavla girme, o taleple ilgili bir şey. Ya talep. Ama ben İmam Hatip mezunuyum. Ben de İmam Hatip mezunuyken canım çıktı, babam götürdü. Evet. Okutmayacağım bu çocuğu almazsanız buraya falan diye öyle hatır gönül girdik okula. Evet. Ama okulda inanılmaz bir disiplin vardı ve inanılmaz bir müfredat vardı. Ama yani bizde 18 tane ders vardı hocam evet bizde. 18 tane ders vardı. Evet. 18 ders. Evet. Yani sadece imam yetişir diye bir durum yok. Yani meslek dersleri dediğimiz işte Kur'an-ı Kerim, Arapça ve türevleri diyeyim işte tefsir, siyer, fıkıh, hadis vesaire bunlar var idi ama onun yanında fizik, kimya, biyoloji, matematik, sosyoloji, felsefe, mantık, evet, dinler, tarihi yani hepsi vardı. Şimdi dolayısıyla okulda da o disiplin olduğu için de o dersleri yani orada o zaman eskiden eti senin kemiği benim döneminde yaşadığımız için kulağımızı hocalarımız çekerlerdi yani hepsinin ellerine öperim şimdi ben onların ama yani donanımlı mezun oluyorduk. Şimdi yeni mezun arkadaşlarımız, yeğenlerimiz, bilmem neyimiz, çocuklar var görüyoruz. İşte okul birincisi bilmem ne dereceli çocuklar oturup konuşuyoruz. Yani kendi uzmanlık alanı, yani kendi ilgilendiği alanın dışında hiçbir şey bilmiyor ya. Şimdi bakın bu aslında dün niteliği düşmesi yani o müfredat açısından niteliğinin düşmesi esas dert. Şimdi bakın bu bizim eğitim sistemimizin genel problemi. Ben dün
makine mühendisiyim. Mesleğimle ilgili bir toplantıdaydım. Aynı sıkıntı orada da var. Yani bir makine mühendisi öğrencisinin kumpas tutmayı bilmeden okuldan mezun olduğunu düşünün. Onu söylemeyeceğim. Evet. Yine kumpas. Evet. Yani kumpas dediğimiz evet. çeşitli makine parçalarının çaplarını, boylarını vesaire ölçüyor. Bir şey ölçemeyen bir mühendis olabilir mi? Makinenin parçasının ölçüsünü bilemeyen, not edemeyen bir mühendis olabilir mi? Şimdi buradan şuraya bağlayacağım. Mühendis konu, yani. Mühendis ve makine parçasını ölçemeden, onun nasıl ölçüleceğini bilmeden mezun oluyor ve biz sanayide o arkadaşlardan, o genç çocuklardan mühendislik yapmasını bekliyoruz. Bakın, buradan şu sonuca varıyoruz. Ben geçen hafta işte o yazmama neden olan İmam Hatip mezunu büyüğüm ve dostumun o serzenişinden sonra dün de bir makine mühendisleriyle ilişkin bir yapılanmada, bir ortamda bu konuşulunca şunu fark ettim. Niceliği çoğaltırken niteliği düşürüyoruz. Evet. Benim o yazım, orada tekrar söyledim. İmam hatipler, kurum sadece imam hatipler değil ama bakın eğitim genel olarak sistemi, eğitim evet. sistemimize nicelik artarken nitelik düşüyor. Ve o dostumuz imam hatip mezunu olan birisi olarak bunun kaygısını güdüyordu. Burada da makine mühendisleri güdüyor, orada da muhasebeciler güdüyor bunu. Dolayısıyla buna dikkat çekmemiz lazım. Sadece şunu söyleyeyim ben. Ana kumanda demin onu da söyledi. Benim o yazımda şunu bahsediyordum. Bakın biz bugüne kadar zamanı ayağımıza top çevirerek çok kaybettik. Evet. Her zaman hayat bize bir ulus olarak, millet olarak ya hadi bekliyorum seni bir daha yarışa gir. Olmadı bir daha hadi bekliyorum demez. Evet, bazen evet. bir kopar o yarış, bir millet olarak kopar kalırsınız. Bizim Ben Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerini sürekli senede bir günceller incelerim. Türkiye'nin 2015 ile 2075 yılları arasında. Evet yazınızda köşe yazdaki mevzu. Tabii iki rakam tamam. vereceğim. Bakın bundan dinlediğimizde irkilmemiz lazım olan verileri veriyorum. Öyle yazmıştı zaten. Aynen ya öyle. Biz de irkildik ne diyor? Aynen. Ben? 2015 yılı ile 2075 yılları arasında Türkiye'nin toplam nüfusu. Yani çoluğu çocuğu yaşlısı genci. %17 artıyor bu 60 yıllık periyotta. Evet. Yine aynı zaman diliminde yani 2015 ile 2075 yılı arasında 65 yaş üstü yaşlı nüfusumuz yüzde kaç artıyor biliyor musunuz? %420. %420 artıyor. Bu deli bir rakam ya. Deli bir rakam. Şimdi ben o yazıda onu anlattım beyler. Geçmişte hani ayağımıza top çeviriyorduk. Tamam olsun teknolojide geriyiz ama genç ve dinamik nüfusumuz var. Olsun eğitimde geriyiz ama genç ve dinamik bir nüfusumuz var diyorduk. 2030 yılı itibariyle bakın Türkiye bunlarla tanışacak. Türkiye nüfusu kategorik olarak artık genç nüfus değil. 2070'e doğru da 75'e doğru da çok korkunç bir yaşlanma var. Ne olacak o zaman? Teknolojik olarak geriyiz ama hem de yaşlıyız. Evet. Eğitim olarak yaşlıyız. Şimdi ne yapacağız o zaman? İşte yarıştan kopma riski burada var. Yani bunu da toplum olarak İmam Hatip mezunu olabilir ya da mühendislik mezunu, o mezunu bu mezunu ya da ülkenin geleceğine dair kaygı duyan herkesin oturup da beyler bir dakika ya. Şu ideolojik gözlükleri bir çıkaralım. Evet. Ya benim çocuğumun yarın benim gibi düşünüp inanacağının garantisi var mı? Yok. Ben ondan öyle bir haksızlık bekleyebilir miyim? O Doğru ayrı mu? Bir birey neticede. Ya, o da ayrı bir birey. Çok farklı düşünebilir. Tabii. Ya, din eğitimi almak isteyebilir. Ya da başka bir şey düşünebilir. Ben mühendisim o gidip marangoz olmak isteyebilir. Hiçbir evet. zaman ben onları ket vurmam. Evet. Sonuçta biz torunlarımız, çocuklarımız, torunlarımız hep bu havuz içinde yaşayacaklar. Biz onu düşünüyoruz şu anda. Evet. Şu ideolojik gözlükleri bırakalım ve dönelim bakalım. Hakikaten çünkü bizim eğitimden başka piste girme şansımız yok. Evet. Yani ben onu kastetmiştim. Bir eğitim olacak ki yani teknoloji gelişsin, yeni nesiller ülke ekonomisine yani eğitim olacak ki üretim olsun, üretim olacak ki ihracat olsun. Hepsi eğitime gelir dayanır yani değil Kesinlikle. Mi? Kesinlikle. Bazen bakın bazen hayat bazı fırsatlar verir. Mesela biz otomotiv endüstrisinde klasik yarışı kaybettik biz. Ne zaman? 60'lı yıllarda iki evet. tane devrim marka araç çıkarmıştık. Benzin bitti diye inanıyor musun benzin bitti? Fakat hayır tabii ki öyle değil. Onu da sorayım ya. Tabii ki öyle değil. O öyle değil tabii ki. Ama bakın bir şey söylüyorum. Şaka mıdır ya? O kadar otomobil yap, evet test sürüşü yapıyorsun. Benzin bitti o zaman vazgeçelim diye bir mantık olur mu ya? Öyle olmadığını zaten herkes de biliyor. Ama bakın ben şunu söylüyorum. Şimdi bizim otomotiv endüstrisinde tekrar piste girme şansımız var. Çünkü neden? Ben bir makine mühendisi olarak söylüyorum. Benzinli ve dizel motorlar çağını biz kaçırdık. Ama şimdi elektrikli motorlar çağı geliyor otomotivde. Buradan piste girebiliriz. Tesla 40 milyar dolar para harcadı Ar-Ge'ye.
40 milyar dolar size bize büyük gelebilir ama dünyanın petrol piyasası, toplam otomotiv piyasası açısından baktığınızda 40 milyar dolar harcamayla bütün endüstride ayarları değiştirdi. Benzinli, dizel motorlar çöpe gidiyor. Yapmazsaydı Tesla onu, ötekiler o yolda devam ederdi bir yüzyılda. Avrupa'da bir iki ülkede petrolle çalışan üretim durdurulmuş. Evet. Yani tabii şimdi aklıma değil, Hollanda'nın aklı geliyor mu? Yanlış söylemiş olmayayım evet. diye. Ama onun haberini okumuştum. Evet. Elektrikle çalışan motor. Peki motorla ilgili mühendis olduğu için sana bir şey sorayım. Hatta bir... Çalışmadığım yerden sormayın, her şeyi bilmeyiz, onda değilim. Ya bilmediğimizi evet. bilmiyoruz diyeceğiz evet. yani. Değil mi? Ne tabii. diyor Fuzuli? İlim bir şey bilmediğini bilmek. Tabii canım, tabii. Çünkü mühendislik çok geniş tabii. bir alan. Sıkça duyuyoruz, belki 20 yıldan beri işte suyla çalışan araba motor yapıldı. İşte güneş enerjisiyle çalışan araba yapıldı filan. Bu benim çocukluğumdan beri var. Geçenlerde bir arkadaşım vasıtasıyla İstanbul'dan bir kişi bana ulaştı. Yani dostluktan mütevellit. Ben bir şey bildiğimden değil de. Ben işte 5-6 sene önce suyla çalışan araba yaptım. Çalıştırdım, bindim, gezdim. Araba hala şu anda Trakya'da bir şehirde, söylemeyelim orayı da. Çünkü korkmuş adam. Hala var. Trakya'da şu şehirde suyla doldur dedi. Gel suyu doldur çalışsın dedi. Gör dedi. Var dedi. Ve bununla ilgili o dönemde, yaptığı dönemde doğrusu yalanı kendine ait olsun. Beni tehdit ettiler dedi. Hatta şey dedi, adam da mühendis yalnız. Kendisi de mühendis. MİT bu işlerle uğraşma diye, MİT'ten bir arkadaşım vardı. Bu işlerle uğraşma, başın büyük derde girecek diye uyardı dedi beni. Adam da biraz korkmuş. Ondan sonra elimi çektim dedi. Ama dedi suyla çalışan, Türkiye'de suyla çalışan araba var. Şu anda da var. Biz yaptık dedi. Ve şu anda şu şehirde gel istersen göstereyim dedi. Ben de ona dedim ki tamam ben gelirim. Gideriz oraya. Bu pazar günü düşünüyoruz gitmeyi. Gideriz oraya. Ben arabayı görürüm. Suyu koyarım. Marşa basarız. Çünkü öbür türlü zaten çalışmaz. Yani içinde... petrol yakıtı olsa su koyduğumuz zaten o sıkıntı, onu yaşarız ama çalışır eder, onu video kameraya çekerim, senin görüntün görüntün olmaz, hiç adın madın, ben suyu kendim koyarım, beni görsün kim ne yapıyorsa, yaptım çalıştırdım diye. Bunu da dedim Recep Tayyip Erdoğan'a iletirim dedim. Bana dedi ki ona biz dedi ulaşamadık, yani ondan başka hiç kimsenin duymasını da istemem, korkuyorum öldürürler beni diye. Hatta şeyleri de var, Kadıköy'deki kişiyi öldürdüler falan diye de bir şeyler de var yani işin içinde. Ben korkuyorum dedi. Sadece kendisine ulaş, yani iletebilirsen ben projeleri de veririm sana dedi. Projelerini o görüntülerle beraber götürüver dedi. Ben dedim tamam kardeşim, pazar günü geliyoruz, görüşelim dedi. Dün aradı, dedi ki arabanın motoru arabanın dışında dedi. Yani motoru söküp dışarıya koyduk dedi yani. Motora takılı değil, arabayla yani yürütemeyeceğiz dedi. Ama suyla çalıştığını göreceksin dedi bu sefer. Dedim bak kıvıracaksan peşin kıvır, beni oraya kadar yorma. Papaz olurum sen de gelirsin oraya dedim yani. Bilmiyorum pazar günü ne olur. Bununla ilgili nedir senin düşüncen? Yani olabilir mi, olamaz mı? Nedir? Ya şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Direkt suyla çalışması yani değil de bir başka proseslerle bir dönüşüm sağlanıyor olabilir. Ama şuna katılmıyorum, zannetmiyorum da ihtimal de vermek istemem. Bu ülkenin, bu milletin istihbarat teşkilatı ülke yararına olacak böylesine bir teknolojiyi yapmaması için gidip de vatandaşını uyarması. Ama istihbarat teşkilatı bir zamanlar FETÖ'cülerin sızdığı bir yerdi. Yani o dönemlerde ben olamaz. Ben yine de ihtimal vermek istemiyorum ama belki o ismi kullanarak, çünkü nereden bileceksin? Kimi kimden nereden soracaksın? Korkutmak amaçlı dolaylı olarak onu kullanabilirler belki ama ben bir kurum olarak öyle bir şeye gireceğini hiç zannetmem. Aksine illa gerekiyorsa koruma noktasında getir bunu yap, bizim korumamız altındasın demesi gereken bir teşkilat. Kalkıp öyle bir şey diyeceğine hiç ihtimal vermiyorum. Ama NASA nereden araştıracak deyip onun ismini kullanarak bir korkutma tekniği varsa ona lafım yok. Fakat bu noktada ben şunu söyleyeyim. Hakikaten varsayalım ki hani suyu direkt değilse bile bir dönüşümle böyle bir enerji kaynağına dönüştürecek bir teknoloji bulduğunu varsayalım. Ucuz enerji. Varsayalım. Evet. Ben şimdi olmaz deyip de kestirip de atmak da istemiyorum ama diyelim ki var. O zaman ben size şunu öneriyorum. Böyle bir şey dünya ekonomik sistemini değiştirecek. Türkiye'de çok ciddi milyarlarca dolar şeyden işte. Kurtaracak bir konudur. Beraber gidelim. Öldüren bizi öldürsün canım. Ben de dedim ne olacak abi, yani ne olacak? Hep beraber gidelim. Hiç olmazsa torunlarımıza faydamız olur. Ha, bir pazar gelemem çünkü hakikaten planlı misafirlerim var. Ama onun haricindeki pazar demiş olsanız
Ben derim ki beraber tamam, ben de bu yolda ölmeye hazırım. Şöyle yeter yapalım, ki ben somutlaştırayım onu. Bir makine mühendisi olarak ben gelirim. Ben somutlaştırayım onu. Gerçek mi değil mi, atıyor mu tutuyor mu, tanımıyorum ben onu çünkü. Evet. Somutlaştırayım, hakikaten böyle bir şey, yani elle tutulur bir şey varsa, yani senin görmen gereken elle tutulur bir şey varsa, o zaman telefonlaşalım, basalım gidelim. Tamam olur. 3-4 saatlik yol, ne olacak? Sonuca neyse katlanırız. Tabii canım, bakarız. Sen mühendis gözüyle bakarsın. Yani ben ona bir mantık yürütme şansım yok. Evet. Bakarsın. Hakikaten mantıklıysa ilgili yetkili yerlere gideriz, deriz ki kardeşim tabii, burada böyle bir şey var ya. Ama korku şu. Dünya ekonomik sistemini değiştirecek dedin. Evet. Ondan korkuyorlar işte. İşte bakalım yani. Hani şimdi ben... Arkadaşın emeğine de kalkıp kafadan olmaz deyip kestirip atmak istemem. En fazla bir günümüzü harcarız, gideriz. Olmadığını görsek de gideriz. Selimiye Camii'nde bir namaz kılarız. Yani en azından o bölgeleri biliriz, görürüz. Sorun değil. Kayıp saymam ben onu. Sizinle bir yolculuk yapmış oluruz. Evet, keyifli olur. Seve seve. Evet. Evet. Eğitim, yaşlanma ve nüfus yapısı. Nüfus yapısıyla ilgili konuştuk. Yerli otomotivi konuştuk. Eğitimi konuştuk. Şimdi biraz Kocaeli'nin gündemiyle ilgili, Kocaeli gündemiyle ilgili son zamanlarda... Sen konuk olmadan önce konuştuğumuz konular vardı. İyi Parti kuruldu malumunuz. İyi Parti il başkanı bizim arkadaşımız, arkadaşımız demeyelim, bizden büyüktür değil mi? Haluk Ulusoy oldu. Evet. Haluk Ulusoy il başkanı olma süreci, sen de Haluk Ulusoy'u iyi tanıyorsun. Biz de tanıştık. İl başkanı olma süreci ve bir hafta sonra, tam 7 gün sonra istifa etme süreci var. Onunla ilgili çok fazla köşe yazıları yazıldı. Sen bu konuyla ilgili bir şey yazmadın. Yok, yazmadım. Haluk abiyi çok sevdiğin için mi yazmadın, yoksa takip edemedin gündemi biraz yok, daha? Yok, ben gündemi çok iyi takip ediyorum. Bunda da sizin çok büyük katkınız var. Yani ben Facebook'daki paylaşımınızın altına da yazmıştım. Gün içinde canlı yayında sizi takip etmem çok zor oluyor. Genelde ama inanın öyle. Bazen gece, dün gece mesela 1.30 civarındaydı eve gittiğimde. Yine döndüm, gelmeden önce İzledim videolarınızı. Yani gece 3'te 5'te de olsa kesinlikle bakıyorum ve büyük katkısı oluyor. Hele benim gibi günlük köşe yazarı yazan birinin, yazıları yazan birinin takip etmemesi söz konusu olamaz. Şahsi konularda isim vererek yazmayı pek sevmiyorum ben. Ben genelde olgular üzerine yazmayı çok nadir seviyorum. Ben çok zordur yani birinin adını vererek bir olay üzerinden yazmam. Olgu üzerine yazarım. Tabii o konuyla ilişkin fikrim muhakkak var. Burada da sormuşken de cevap vermemek olmaz. Haluk Bey'i ben tanırım. Özel hukukumda vardır. Saygı da duyarım. Üretken bir insandır. Bir iş adamı olarak böyle bir şeye kalkışması bile sonucu ne olursa olsun bir cesaret göstergesidir. Cesaret göstergesi olma nedeni de ben yine İYİ Parti ile ilgili yazmıştım. Biraz da kraldan çok kralcıların davranışlarından dolayı. Yoksa ben AK Parti genel merkezinde böyle bir özgüvensizlik olacağını, Cumhurbaşkanı'nın aman bunlara siyaset yaptırmayın, işte adım attırmayın diyeceğini hiç zannetmiyorum ben. Çünkü bu tarz bir şeyin nasıl toplumda reaksiyon yaratacağını en iyi bilen AK Parti kadrolardır. Onu çok iyi işleyerek bugüne gelebilmiş bir parti. Mağduriyetten söylüyorsun mi? Mağduriyet oluşturup da semirtmeyelim diyorsun. Tabii ama yani aşağıda kraldan çok kralcı olmak, efendim bak ben ne yaptım ne ettim deyip son tahlilde de yaranmaya çalıştığı yerlere zarar verebilecek bilinçsiz kitleler olabilir. Olabilir. Tabii. Yani ben o olayı da öyle çizmek istiyorum. Haluk Bey'in konusuna gelince ne aday olacağı zaman ya da il başkanlığı alacağı zaman haberim oldu, ne de ayrıldığı zaman oldu. O konularda girmem yani. Biz genelde günlük sosyal, ekonomik vesaire dostlukla ilgili konuları konuşuruz. Ama o süreçte benim dikkatimi çeken şey şu oldu. Haluk Bey'in evet, siyasi anlamda bir tecrübesi yok. İş adamı, sanayici olarak çok iyidir. Yani bu kente çok şey katabilecek, yararlanılması gereken birisi. Onu bütün köşe yazarımız takdir etti o konuyu. Evet. Yani iş adamı olarak dürüstlüğü, evet, çalışkanlığı, kente katkıları, evet, şahsıyla ilgili, evet, çok böyle hep olumlu, evet, ifadeler yazdılar köşe yazarımız ama İYİ Parti il başkanı olunca bir haftada var ya belki 30 tane yazı yazıldı, topa tuttular. Kimisi, evet, çok övdü, kimisi çok karşı çıktı. Bir anda her yer Haluk Ulusoy oldu. Ama ne güzel. Gazeteyi elime alıyorum, Haluk Ulusoy. Çeviriyorum, haber Haluk Ulusoy. Bakın bu Türkiye içinde İzmit'in özel yerinden kaynaklanıyor. Çok kıymetli bir şeydir. Yani bu canlı bir şehir olduğunu gösteriyor. Evet. Yani evet, bu mekanizma. Yani ben en çok neden korkarım? Bir fikrim olduğu zaman zaten ona ben inanmışım. Bir yola çıkacağım. İnanmışım. Evet. Çok iyi düşünmüşsün. 10 numara düşünmüşsün. Ne iyi de akıl etmişsin falan diyenlerden ziyade o fikrin tersinden bakabilen insanların fikirleri benim için çok önemli.
Ben orada eleştiri yapan arkadaşlarımızın bile basın sektöründen her bir eleştirisinin aslında her birinin bir kıymeti olduğunu düşünüyorum. Tabii. Yani onu ben olumsuz olarak ele almıyorum. Ama benim burada kafamı karıştıran şey şu oldu tabii. Haluk Bey pek çok konuda çok yetkindir. Böyle bir şeye de soyundu, girdi ki her ne olursa olsun diyorum ya. Hani bir cesaret göstergesi. Tabii cesaret, bir iş adamı olarak. Risk almaktır. Yani. Risk almaktır. Pek çok açıdan oldu. Bir de şu anda iş adamı olarak taraf olmuş oldu. Evet. Yani. Ama burada olay şuydu. İzmit. Şimdi bakın. Mesut Yılmaz için Rize nedir? Ya memleketi da, kendi memleketi. Cumhurbaşkanımız için Rize nedir? Turgut Özal için Malatya nedir? Evet. Değil mi? Şimdi Meral Hanım için de İzmit odur. Yani evet. Eğer bana sorarsanız yeni kurulan İYİ Parti'nin genel merkezi İzmit'tir. Kocaeli'dir. Evet. İkinci genel merkezidir Ankara. Öyle. Bir lider için evet. Siyaset yani genel başkanlık ki bakın Türkiye'de ilk kurucu parti başkanı. Doğru mu? Evet. Bir sürü artısı, pek çok artısı olan bir insan. Ve burası onun memleketi. İnsanların en önem verdiği yer aslında burası. Yani 81 vilayetin hepsi önemli tabii. Ama burada neyin nasıl olup nasıl gideceği konusu partinin ruhu açısından, enerjisi açısından, kamuoyunun bakış açısından çok kritik öneme haizdi. Haluk Bey'in hiç tecrübeli olmadığı bir siyaset alanında ben varım deme cesaretini gösterdiği noktada basında da kol olan, belki de onun da moralini bozan kimi hataların olmaması noktasında çok iyi desteklenmesi lazım. Meral Akşener'in Haluk Bey'in arkasında durması lazımdı der miyiz Türkçesi? Öyle olması lazım. Ben tercüme ederim. Öyle olması lazım. Ki bakın daha ben 20 Nisan 2017'de parti vesaire şu bu yokken Foreign Policy'nin Meral Hanım'la ilgili yazdığı bir yazıyı alıp çevirmiş. İlgiliyim de bu süreçle. Yani bir insan olarak, vatandaş olarak, hemşerisi olarak ilgiliyim. Dünya o İzmitli'yi konuşuyor başlığı altında da yazı da yazdım. Okuduk. Yani yazdım ben onu. İlgiliyim o süreçle ilgili. Ama burada bakın ondan sonrasında şunu gördüm ben basında. Ya İzmit'te böyle olursa acaba Türkiye'de nasıl gidiyor bu iş? Ama genelde öyle bir tedirginlik oluştu zaten. Oluştu. Yani Haluk Bey'in ultra düzeyde 81 il başkanından herhangi biriymiş gibi değil. En önemli noktada desteklenmesi lazımdı. Bir takım hatalar yapıldığını ben de görüyorum. Hataydı yani. Ya baştan örneğin, tercih ederken. Yani bazı usul hataları var orada. Usul evet. Hataları var sistemin işleyişinde. Ama tecrübe eksikliğinden olabilir, başka şeyden olabilir. Sahaya inilip son derece Haluk Bey'in o samimi çabasının desteklenip, takviye edilip hataların yaptırılmıyor olması lazım. Ya da aday göstermeyecektin. Yani ben onu öyle kendi, gördüm yani. Hani aslan yatağından belli olur. Nasıl diyelim ya. Kendi yatağın burası. Genel başkanın memleketi Kocaeli, İzmit değil mi? Evet. Buradaki il başkanını seçip de bir hafta sonra istifasını almak. Şimdi ne olur partiye güveni sarsar bir sefer. Teşkilatlanırken güveni sarsar. Tabii. Ya da tercih ederken il başkanı olacak donanımda İYİ Parti'de çok değerli insanlar var o donanımda. Tabii. Tercih ederken biraz daha iyi düşünüp yani Haluk Bey uygun mudur değil midir? Değilse işte başka kim olabilir? Ama bir karar verildikten sonra, ilan edildikten sonra bir hafta sonra istifasını almak ya bir ileri bir geri yaptırdı. İYİ Parti'ye daha kurulmadan istikrarsızlık örneği verdi. Yani şimdi ben bir vatandaş olarak derim ki ben size bir, yani kendi memleketinde örgütlenemiyorsun doğru düzgün. Kendi il başkanının kafasını koparıyorsun. Ben size nasıl güvenip de memleket teslim ederim şimdi yani? Şimdi bizim ben öyle düşünürüm. Bizim insanımız olumlu taraflarından bakar. Ben siyaseten de, meslek örgütleri anlamında da ya da başka sosyal, sivil toplum örgütlerinde de aktif birisiyim yıllardır. Ben şöyle bakarım olaya. Herkesin pijamasını giyip, evden televizyon izleyip, olay hayatı uzaktan seyrettiği bir yerde birileri sahaya iniyorsa, hangi fikirde olursa olsun. Tabii canım onu biz takdir ediyoruz. Saadet Partiliymiş, AK Partiliymiş, MHP'liymiş, İYİ Partiliymiş, CHP'liymiş, İşçi Partiliymiş hiç ona bakmam. Orada çok büyük bir emek vardır. Yeter ki makasemlerini giysin. Dünyanın en temiz insanı kimdir biliyor musunuz? Benden başka kim var? Evinde pijamasını giyip etliye sütlüye karışmadan sabah işine gidin, akşam evine gelip çoluk çocuğuyla vakit geçiren adamdır. Çünkü iş yapmaz, hata da yapmaz. Ekmeğini yapmalıyız. Evet. Ama bakın bugün herhangi bir oy verip gönül vermediğimiz gönlümüzü vermediğimiz bir siyasi partideki bir arkadaş bile inanın ki
ama delegedir, ama ilçe yönetimindedir, ama il, ama genel merkez. Çok yoğun emek gerektirir bu. Demokrasi açısından hepimize katkıdır. Evet. Herhangi sonuçta bir partinin, şey yapıyor yani. Bir partinin herhangi bir kadrosundaki herhangi bir arkadaşın yapmış olduğu bu emek toplamda Türkiye demokrasi tabii açısından canım. Bir katkıdır. Tabii ki. Ben öyle bakıyorum. İyi Parti'yi de ben öyle görüyorum. Ben şimdi dün onun konusu vardı. Biz bağlı bulunduğum makine mühendisleri odasında biz 5000 civarında üyemiz varken 260 kişiyle tek liste seçim kazanıyorduk. Evet. Bakın 5000 kişiyle 250-260 kişiyle seçim alınıyordu. Zaten tek liste. Almama şansın yok. Farklı listeyle çıktık. Yani birden fazla liste çıktık. Ne oldu biliyor musunuz? 2000 kişinin katıldığı bir şenlik oldu. 2000 kişinin katılımıyla o seçimi ben bir farklı muhalif bir listenin içindeydim. Başka arkadaşlar kazandı ama yine onlara da teşekkür ettik. Bizim namımıza koşturacaklardı ama ne oldu? O heyecanla 2000 kişi katıldı. Nereden evet. baksanız %40. Öteki %4'ü 5'i iken %40'a çıktı. Zaten onları ertelenmiş yapıyoruz değil mi? Evet. Yani efendim? Ertelenmiş kongre yapıyoruz. Birinci de kimsenin gelmediği yerde. Evet. Birincisi aynen. Kağıt üstünde. Tabii. Doğru değil tabii. STK'lar böyle. Birinci yani 15 gün süreleri var ya. Evet. Birinci kongreyi yaptık işte. Onlar genelde boş geçer, pas geçer. Yeterli çoğunluk sağlanamadı diye bir kağıt imzalı divan kurulu. Onu dosyalarız. Doğru. Esas kongreyi ertelenmiş kongre diye 15 gün sonrası ilan ederiz. Sal çoğunlukta yönetimi seçeriz. Katılım olmuyor. Sadece ben şimdi İyi Parti konusunda bir son bir cümlemi söyleyip kapatmak isterim. Hani programın akışını da bozmak istemiyorum. Yok akışını demiş istediğimiz kadar konuşuruz. Ben de yani hayata dair söyleyecek sözü olan, fikri olan, ben bu ülke için katacak bazı değerlerim var. Hiçbir şeyim yok, enerjim var. Hiçbir şeyim yok, fikrim var. Hiçbir şeyim yok, tecrübem var. Zamanım var. Diyen insanların katılımını çok kıymetli buluyorum. Hangi partiden olursa olsun. İyi Parti de o anlamda pozitif görüyorum. Tabii Türkiye demokrasisinin toplama açısından. Ben her yerde dostlarımız var. Yani şimdi 70'li yıllardaki bir izole yaşamıyoruz. Ama ben şunu çok iyi biliyorum. Aklı başında emek vermiş bir yerlere kadar kuruluşundan beri olmuş aklı başında pek çok AK Partili de iyi bir muhalefet olsun karşımıza ki biz de kendimize gelelim diyor. Ya, doğru mu? Abi, ben şimdiden... Başbakan, Cumhurbaşkanı ağzıyla söylüyordu. Yani muhalefet... Güçlü muhalefet olsun diye ağzıyla söylüyor. Yani en tepedeki yöneticilerimiz. Ağzıyla söylüyor. Güçlü muhalefet seni çalıştıracaktır. Yani iktidar alternatif adayı olacaktır. Ama güçlü hayalleri olan kimseler bu işleri yapabilir. Hayal deyip de geçmeyelim. Evet. Bir şey ilave edeceğim ama bunun üzerine masa devam edeceğiz. Kılıçdaroğlu bir 15-20 gün önce bir vesileyle bir açıklama yapıyor. Diyor ki bu ana muhalefet partisinin lideri. Yani iktidardan sonra ikinci adres. İktidar adayı olacak. Diyor ki 2019 seçimler olacak ya, yeni sistem Cumhurbaşkanı seçilecek ya. Devlet Bahçeli diyor Cumhurbaşkanı yardımcısı olmaya olacak diyor. Şimdi demek ki sen kafamdan bu işi silmişsin yani. Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak Devlet Bahçeli'yi yakıştırıyorsan sen seçimlere gittiğin zaman senin Cumhurbaşkanı olmak gibi hevesin kalmamış yani. Peşinen elleri kaldırmak anlamına gelir. Gözden kaçan şeyler bunlar ama. Yani bir genel başkan ikimiz Cumhurbaşkanlığı için yarışıyoruz. Değil mi? Sen peşin diyorsun ki ana kumanda bunun yardımcısı olacak. Yani bu kazanacak yani garanti kazanacak diyorsun. Şimdi sana nasıl millet yüklensin yürüsün yani. Güçlü muhalefet iktidarı zorlayan, yeni öneriler getiren değil mi? Çözüm öneren, hataları ortaya çıkaran değil mi? Böyle bir muhalefet olması lazım. Halkta karşılığı olan değil mi? Ya bu hem STK'larda geçerli hem devlet yönetiminde geçerli. Güçlü muhalefet iktidarı çalıştırır. Daha çok çalıştırır. Ama orada şu var. Hani bu aslında partiler bazıları iktidarda yorulur, bazıları muhalefette yorulur. Yani bu yorgunluk sadece iktidarda değil, muhalefette de var. Bunun da hani olumsuz anlamda söylemiyorum ben. Evet. Şimdi muhalefet etmenin bütün yükü CHP'nin sırtına kaldı. Metal yorgunluktan bahsediyorsun. Yani muhalefet etmenin bütün yükü CHP'nin sırtına kaldı. Bu da kolay bir iş değil. Dolayısıyla bunu yükü hafifletmek için biliyorsunuz Aytun Çıray gibi, Bekaroğlu gibi, diğer yandan ismini şimdi aklımda değil, Demirel'in damadı olması lazım. Tamam anladım onu. Anladınız. Bu tür kadroları transfer ederek
bu bütün yükü kendi içinde çözmeye çalıştı ama olmadı. Yani şunu söylüyorum. Türkiye'de merkez sağ kadrolar, geleneksel olarak var olan, geçmişten gelen kadrolar bir adres yaratamadığı zaman muhalefette de bu iş sadece CHP'li olacak bir şey değil. O kendi payına düşeni yapıyor. Ama ötesine geçmek istediği zaman da yoruluyor. Evet. Öyle görüyorum ben. Yani belki de hani İYİ Parti bu anlamda bir bu fasit daireyi kırsın. Çünkü mevcut denklemle bu iş sıkıştı kaldı. Şu mevcut işte dört ana partili evet. Siyasal sistemle bu iş sıkıştı. Belki bir taze soluğa ihtiyaç var. Umarım illa bizim oy vermek açısından ya da sempatizan olmak açısından bakmamız gerekmiyor ama demokrasimiz bir yeni bir pencere açsın da bir enerji tekrar gelsin diye düşünüyorum. Ama şimdi yeni sistemle 2019'da yeni sistem uygulanacağı için şimdi İYİ Parti ne için kuruldu? İktidar olmak için. Yani bir parti niye kurdu? İktidar olmak için kurdu, değil mi? Zaten olacağız diye iddiaları da var. Ankara'daki İYİ Parti toplantısında Başbakan Meral diye slogan attılar. Ben de köşeye yazdım. Başbakan Meral diye bir sürü millette küfür etti, müfür etti. Benim için önemli değil. Biz antrenmanlıyız bu işleri ama. Yani başbakanlık diye bir makam yok. Sen yaptığın ilk kongrede Başbakan Meral diye slogan atıyorsunuz ya. Çekirdek kadro. Şimdi Meral Hanım da şeyi düzeltmeye çalıştı. Halkın beni Cumhurbaşkanı olarak görmek istiyor dedi mikrofonda. Amenna ona lafımız yok. Düzeltti yani yeni sistemi vurgu yaparak ama o kalabalığın Başbakan Meral diye slogan atması komik geldi bana. Ben de yazdım. Şimdi parti kurduk. İYİ Parti kuruldu değil mi? Ne için kuruldu? İktidar olmak için. Dolayısıyla parti olarak iktidar olma şansı var mı? Yeni sistemde yok. Hiçbir parti iktidar olmayacak. Değil mi? Evet. Yasama ve yürütme birbirinden ayrıldığı için yeni sistemde anayasaya da biz evet diyerek yeni sistemi getiriyoruz 2019'da. Yasama yürütme ayrı olacağı için yasama bakımından mecliste işte 50 milletvekili, 150 milletvekili çıkarabilirsiniz. İsterseniz 300 tane çıkarın. Ama meclisten hükümet çıkmayacağı için doğru. Değil mi? Yürütme ayrıca seçime gidip seçileceği için doğru. Senin varman gereken esas nokta nedir? Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan aday olursa karşısına çıkmaktır. Bu partiyi bunun için kuruyorsun. Doğru değil mi? Bunun da gidiş yolları nedir? Şimdi Yelpaze'ye baktığımız zaman aklımızın yettiği kadar konuşuyoruz. Bir şey bildiğimizden değil de yani Yelpaze onu gösteriyor bana. 2019'da seçimler geldi. Değil mi? İşte milletvekili seçimlerinden söz etmiyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi. Yani Cumhurbaşkanlığı hükümet modelinde yeni Cumhurbaşkanlığı icranın başını seçeceğiz. İki türlü olacak değil mi? 10 tane aday çıktı değil mi? AK Parti'den Recep Tayyip Erdoğan çıktı. MHP'den biri çıktı. CHP'den biri çıktı. İYİ Parti'den biri çıktı. Meral Akşener çıktı. Birinci turda en çok oy alan iki kişi ikinci tura kalacak değil mi? Doğru. Bir tanesi zaten yani kesin şu andaki verilere göre AK Parti'nin adayı olacak. Muhtemelen Recep Tayyip Erdoğan ikinci tura kaldı mı? Karşısına çıkacak aday da nasıl bir profil olmalı ki Recep Tayyip Erdoğan'ı geçebilsin? Bak şu an İYİ Parti'nin bütün propagandası bunun üzerine kuruludur. Herkesin de yani geçen bir yazar yazmış Anıtkabir'de iman tazelemeye geldim diyor. Hacı Bayram Veli'nin türbesinde ayrı dua ediyor. Yani her kesimin bir yandan Atatürkçüyüz diyor. Yani her kesimin oyuna ihtiyacım var diyor. Ne için? İYİ Parti 300 milletvekili çıkarsın diye değil. Sonuçta iki aday baş başa kaldığı zaman Recep Tayyip Erdoğan'ı geçmek isteyenler bir safa geçecek. Bu aday CHP'li olursa muhafazakar kesimin oyunun büyük bölümünü alamayacak. Alamayacak. Ekmeleddin İhsanoğlu aday yapıldı. 14 parti bir araya geldi. Olmadı. Ki adam ilahiyatçı olduğu halde. Hem siyasetten gelmeli, hem siyaseti bilmeli, hem bir takım özellikleri olması profil açısından. Bu profile uygun tek kişi var. Meral Akşener. Yani hem milliyetçilerin oyunu alabilecek, hem laiklerin oyunu alabilecek, hem CHP'nin desteğini alabilecek. %25'te CHP'nin oyu var. Hem de Tayyip Erdoğan'dan veya AK Parti iktidarlarından bıkmış kimselerin çok da siyasi olmayan ama yeter artık diyen bir kitle de var. Bunların da desteğini alırsa o zaman Recep Tayyip Erdoğan'ı geçebilir projesi var. Bunu ben bu aklımla düşünebiliyorum. Ama şimdi, normal, doğal yani. Doğal, hani bu demokratik yarış canım yani. Niye oluyor demiyorum, olsun. 100 tane aday çıksın, o ayrı bir şey ama. Şimdi sen kurulur kurulmaz, istikrarın en çok sağlanması gerektiği vilayetinde, kendi ilinde, il başkanı atayıp bir hafta sonra istifa ettirirsen, kafasını koparırsan, dediğin gibi sahip çıkmazsan, desteklemezsen, yanında durmazsan, bu halk sana nasıl güvenip de oralara seni getirir? Bir yol kazası diye
bakalım onu. Yani yok, kazansa yine bir şans vermek lazım. Dakika bir kaza bir abi ya. Yine bir şans vermek lazım. Yani olabilir bazen. Şimdi okuyayım onu. Sakızdan göze çöp batar biliyorsunuz. AK Parti dedin ya muhalefet partileri de yoruluyor dedin. Evet, değil mi? Muhalefet. Onunla ilgili hem köşe okumuş olayım bir tane. Tabii, okuyayım hemen geleceğim aynı konu. Siyasetçiler danışmanların yönlendirmesiyle hareket ediyorlar diyor. Evet. Birçoğu diyor. Tamam. Yani İYİ Parti yeni kuruldu ama İYİ Parti yönetim kadrosunun danışmanları herhalde yeterli değil diyor ana kumanda. Öyle mi anlıyorum? Türkiye'deki diğer siyasi partilerin danışmanlarınızı bir kere daha gözden geçirin diyor. Doğru mu anladım bu sefer? Erdin Adı da diyor ki AK Parti yorgun da CHP çok mu dinamik? Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'i severim. Koltuğunun hakkını veriyor. Birçok sorunu kamuoyunda dile getiriyor. Editör arkadaşımız Mevlüt Soysal'la bir röportaj vermiş. Onu okumuştuk. Okumamıştık değil mi? Neyse. Ben okumuştum. Şöyle bir ifade kullanıyor Fatma Kaplan Hürriyet. Hedefimiz Büyükşehir Belediyesi. Kocaeli hala CHP'nin yaptıklarıyla yaşıyor. Buna ek bir de AKP'nin yorgunluğu var. Büyükşehir'de iddialı olacağız diyor. Şimdi Erdin devam ediyor. Tırnakları gösteremiyorum ya buradan. Siyasette hedef koymak her zaman güzeldir. Ancak konu Büyükşehir ve CHP olunca demiş 3 nokta koymuş. İster istemez o hedef pek gerçekleşecekmiş gibi görünmüyor. Hadi kabul edelim. AK Parti yoruldu. Peki CHP çok mu dinamik? Bugün hangi CHP'liye sorsanız hangi belediyeleri alabilirsiniz diye 2 veya 3 ilçenin ismini sayarlar. Ancak hiçbiri Büyükşehir demez. Bu parti yöneticileri için de geçerli. Eğer iddialı olduklarına dair en ufak bir ışık görselerdi eminim Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı olmak için kıyasıya bir yarışa girerlerdi. Eğer diyor CHP alma iddiasında olsaydı. O nedenle AK Parti'deki yorgunluğa bakarak Büyükşehir'i alırız demek çok da gerçekçi gelmiyor bana demiş Erdin Adede. Hem de Kocaeli'ye döndük. Sen ne dersin? Bak şunu şuna bağlayayım. Öyle konuşalım. Mevlüt Soysal. Arkadaşlar özet okuyacağım. Bugün konumla konuşacağız konuları. Mevlüt Soysal da işte sözü geçen yazıda diyor ki öyle bir aday olması lazım ki Kocaeli'de Büyükşehir'i almak için hem kentli olacak hem de profili çok yüksek olacak diyor. Öyle bir aday olması lazım. Dışarıdan aday getirilmesi Kocaeli'de karşılık bulmaz diyor. Ve Profesör Doktor Hurşit Güneş'i öneriyor Mevlüt Soysal. Düşünüyorum ve aklıma bir isim geliyor diyor. Hurşit Güneş, Kandıralı, CHP'li, dünya çapında bir akademisyen, efsane politikacı Turan Güneş'in oğlu, halkla ilişkileri iyi. Kimsenin dudak bükemeyeceği bir isim. Evet, Profesör Doktor Güneş bugün itibariyle Kocaeli'nin profili en yüksek ve en tanınır isimlerinden biri. Girdiği her ortamda merakla dinlenecek, sözleri her kesim için önemli kabul edebilecek bir isim Profesör Güneş. İlçe oylarını yükseltecek ve Büyükşehir Belediyesi'nde iddialı bir CHP yaratacak isimlerin başında yine Turan Güneş geliyor. Bu onun adaylığına sıcak bakar mısınız diyor. Yani Turan Güneş'i öneriyor diyeyim. Allah rahmet eylesin Turan Güneş dedik. Hurşit Güneş'i öneriyor. Profesör Doktor Hurşit Güneş diyor. Yani profili yüksek. Yani AK Parti'nin adayına karşı birisi çıkacaksa CHP'nin içinde profili bu kadar yüksek kim var diyor. Bir bu var diyor. Uğraş Bey bir şey ilave edecekseniz buyurun. Bu toplara girmiyorum ben derim. Çok anlamlıydı. Çok anlamlıydı. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Yani öyle bir hassas denge var ki tekrar söylüyorum. Yani ticaretimizde, iş hayatımızda, sosyal hayatımızda eleştiri en büyük yakıtımız bizim değil mi? Evet. Yani benim en çok korktuğum hangi kadroyu yönetiyorsam yöneteyim ben. En korktuğum şey şudur. İnsanları yani benim
astım olan insanların beni eleştirme cesaretini kırmaktan korkarım. Bakın çok önemli bir nokta. Anlayamadım ben onu. Yani benim anlayacağım bir insan. Şöyle söyleyeyim. Yani bir ekibi yönetiyorsam ekibimin bana eleştiri sunma cesaretini kırmaktan korkarım. Evet. Çünkü ekibim beni eleştirmekten korkmaya başlarsa ben kör sağır dilsiz olurum. Evet. En büyük korkum odur. Hata yaparsan göremez. En büyük korkum odur. Dolayısıyla bakın size şunu söyleyeyim. Bizde işçi sendikaları ne yapıyor? Yani diyelim işverenle ters düştükleri zaman. Ne bileyim eylem yapıyorlar. Grev yapıyorlar. Grev yapıyorlar vesaire. Peki Kore'deki işçi sendikaları ne yaptığını biliyor musunuz? Bilmiyorum. Kore'deki işçi sendikaları işvereni öneri kutusunda öneri atmamakla tehdit ediyorlar. O kadar. Evet. Çok ilginç. Güney Kore'den bahsediyoruz. Evet. Bizimkilerden, bizim evet. Çocuklar. Evet. Tabii Kore'deki... Öneri kutusuna öneri atmamakla. Öneri atmamakla. Çünkü öyle bir öneri... söylemeyiz diyorlar. Öyle bir öneri var ki $1,000 fabrikaya katkısı var. Ama öyle bir öneri var ki $1,000,000 katkısı var. Öyle bir öneri var ki o otomobilin belki o hattan çıkmasını 2 saniye daha hızlandıracak. Siz onu milyonlarca araçta düşünün. Bakın öneri kutusuna öneri atmamakla tehdit ediyor çok Kore'de işçi sendikaları. Şimdi burada şuraya geleceğim. Konu CHP olduğu zaman bir şey eleştirirken eleştirme ihtiyacı duysam bile kendimi frenliyorum. Çünkü nasıl algılanacak orada acaba? Katkı olarak mı algılanacak? Yoksa yani iktidara vurmak zor, bize vurmak kolay gibi algılanabilir. Yani AKP'li diyorlar. Yani her tarafta dostlarımız var. Orada da çok dostlarımız var. Emek sarf ediyorlar diyorlar ama bu bir şey söylesem dinlenilecek mi? Dostluk mu algılanacak? Başka şey mi algılanacak? Katkı mı algılanacak? Ben AK Parti'yi daha kolay eleştirebiliyorum. Ama yani AK Parti'yi eleştirmek doğal. İktidardaki parti zaten evet, eleştirir. Yani muhalefete de aslında bana sorarsanız bak, Türkiye'de bu tür şeyler yapabilmek lazım ama şey yapmak istemiyorum. O konuya pek girmeyelim biz. Burada şöyle bir eleştiriyle ilgili bir şey söyleyeyim. Şöyle bir durum da var. Senelerde köşe yazısı yazıyoruz. Yani benim eleştirme ihtiyaçları olmadığını düşünüyorum. Anladım. Yok, o anlamda söylemiyorum. Faydası olacak eleştirme kadar kendisinden söylüyorum yani. Eleştiriye evet. ihtiyacı bakımından. Senelerde köşe yazısı yazıyoruz. İşte kimi zaman bana işte AK Partili, kimi zaman MHP'li, kimi zaman komünist yazan bile oldu altına. Bir tane yazı yazdım. Pis ateist yazmış bana adam. Ben elhamdülillah Müslümanım. Yani her zaman bir rengi boyamaya çalıştılar. Ama neticede takip edenler, bu programımızı yaparken başladığımızdan beri devamlı izleyenler, baştan bir önyargıya girmiş olabilirler ama daha sonra baktılar köşe yazarını okurken bu bizimki, bu sizinki, bu benim gibi düşünüyor gibi ayrım yapmadık. Burada hem yerelde Cumhuriyet Halk Partisi'ni veya AK Parti'yi veya Milliyetçi Hareket Partisi'ni köşe yazarı üzerinden eleştirirken bir tarafa yatmadığımızı, kimsenin yalakası, sözcüsü, borazanı falan olmadığımızı iyice kavramış durumdalar. Bugün CHP İl Başkanı da televizyonumuza konuk olarak geldi. AK Parti'de, MHP'de, Aydınlı'da iyi görüşürüm. Mesela basın açıklaması yaptığı zaman bu kelimeleri niye Türkçe kullanmadınız diyorum. Teşekkür ediyor. Yani hiç kimse yani bu programda Osman Saraç atıyor tutuyor, AK Parti'yi destekliyor gibi algı yok. O nedenle o kadar rahatım ki. Yani eleştirdiğimiz zaman Cumhuriyet Halk Partisi'ni ya da diğer parti, he işte bu onlardan, ondan eleştiriyor. Bu izlenimden kurtulmuşsak 1-0 kara geçiyoruz. Çünkü onlar düzeltiyorlar. CHP'nin zaten şöyle bir pozisyonu da var. Kendini çok eleştiren bir parti. Biz bunu da çok eleştirdik. Yani CHP kendi içinde basın huzurunda kendini o kadar çok eleştiriyor ki zaman zaman kimsenin bir şey demesine gerek kalmıyor yani. Evet ana kumanda buyur. Hürşit Güneş'i evet. Öneriyor. Hayır, halk seviyor diye kanaati vardır. Evet. Ya Mevlüt Soysal gazeteci herkeste diyaloğu var. Tek Hürşit Güneş'te değil herhalde yani. Biz lep demeden 19'u anlarız. Evet. Evet. Tamam, o da değerli diyor. Ana kumanda diyor ki Hürşit Güneş'in kendisi çok başarılı vesaire vesaire iyi bir kimsedir ama
toplumda bir karşılığı yoktur diyor. O da senin iddian. Bu da köşe yazarının iddiası. Seni kim düşünecek ha? Evet. Yayına gidiyor ses inşallah. Ben burada bu polemik oldu, başka bir şey değil. Yaralandık mı? Yaralanmadık. Ben burada sadece bir şey söyleyeyim. Özellikle bizim kesimde çok vardı. Halk adına konuşuyorum. Halk çok. Adına, halk adına, halk adına. Hiç unutmuyorum. 2002 seçimlerinden sonra AK Parti %34'tü değil mi? Oy almış. Evet. Ve Tayyip Erdoğan'ın yüzünde bile bir şaşkınlık ifadesi. Yani hakikaten beklemiyor bir şey. Yani 10 ay sonra seçime gir, bu oyu al. Ve CNN muhabiri bir hanımefendi mikrofonu uzattı kendisine. Evet. Tayyip Erdoğan'a. Size halk adına bir şey sormak istiyorum dedi. Ki kendisini de tanırım ben muhabiri. Yani kişisel dostluğumuz var. Orada Erdoğan dedi ki sen halk adına bana soru soramazsın. Halk adına ben konuşurum. %34 oy aldım dedi. Sen kanalın adına soru sor bana. Evet, onu hatırladım ben. Ben onu hiç şey yapmıyorum. Yani halk adını, halkın kimi sevdiği, evet. Yani halk gerçekten ya sevdiğini halk alır. Oy vermiş, seni temsilci yapmış. Yani, sen karşımda geçip halk adına sen konuşuyorsun. Yani mantıklı hani, değil mi? Halkın kimi sevdiğini ancak seçimde belli anlayabiliyoruz. Evet. Yani. Evet, şimdi genel konuştuğumuz gündemlerle ilgili kısa kısa onları geçelim. Sonra köşe yazılarına biraz daha yükleneceğiz. Bu senin pek polemik işlerini sevmediğin için işte bazılarını atlıyorum. Tabii. Daha ziyade bazen referandumuna gönderme yapabiliriz. Onun da neticeleri zaten geldi. MTV sonuca bağlandı. AK Partili belediye istifaları şu an bekliyor. İdlib operasyonu, metal yorgunluk, tramvay meselesi var. MTV tartışılabilir. MTV olayını, evet. MTV yani sizin ilgi alanınız neyse. Yaz saat uygulaması. Evet, Kocaeli taş ocaklarını konuşmak istemezsin. Merkezi adan sistemi var. Müftülere nikah yetkisi. O da önemli bence. Evet, balık pazarının yeri uygun mu? Kartepe zirvesi. Ucuz etle ilgili köşe yazarlarımız yazmışlar. Gürcistan'dan et kaçakçılığı diye. Okudunuz mu? Komik bir şey. Evet. Gürcistan'dan et sarıyormuş vücuduna. Evet. Bu tarafa getirip satıyormuş ya. Ya o insanların nereden aklına gidiyor ya. Evet. Haydarpaşa, Adapazarı banlıyorsun. Sürekli ana kumanda konuşup duruyor. Yerli otomobili biraz bir miktar konuştuk. Yine bir şeyler ilave edebiliriz yerli otomobille ilgili. Kocaeli'de yapılsın istiyoruz tabii ki. Kocaeli halkı olarak. Bursa ve Kocaeli öne çıkıyor ama yine köşe yazarlarımızdan birisi yazmış. 5-6 tane büyükşehir belediye başkanı ayrı ayrı bizde yapılsın. İzmir dahil olmak üzere. İzmir Çalıştay kurmuş hemen. Yerli otomotiv İzmir'de yapılsın diye. Birçok kent talip ama altyapı olarak en çok hazır olan illerden bir tanesi Kocaeli, bir tanesi Bursa. Hı. Kocaeli bir tık daha önde altyapı bakımından. Ama Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çıkıp da böyle bir Çalıştay kurmuyor. Niye biz de istiyoruz burada yapılsın demiyor. Niye buna ön ayak olmuyor diye eleştirisi vardı bir tane köşe yazarına. Şimdi aklımda değil, okuyacağız bunları. Hı. Şimdi yetişmezse pazartesi okuyacağız. Şart değil bugün için. Oto camı filmi var. Bizim gülüp durduğumuz bir konudur. Oto camlarına... Ben onu beraber not aldım ama. Ha. Benim bir eleştirim var orada. Evet. İl başkanlarının masası dağıldı mı, tekmeyi kim vurur masaya? Ve uzun konuşmamız gereken AK Parti'nin Atatürkçülüğü ve AK Parti Milliyetçi Hareket Partisi yakınlaşması var. Bak nasıl darbe yapıyorsun değil mi? Sen, sana söz vermeyince reklamlardan sonra. Öyle mi oldu bu şimdi? Reklamlardan sonra konuşalım, tamam. O zaman. Kısa bir reklam arasından sonra biz sizin karşınızda olacağız. Siz de bizim karşımızda olun. Galubela Kardeşlik Teşkilat Derneği'nin sunduğu Osman Saraç Çakırcı'nın gündemi reklamlardan sonra devam edecek.
1862 inşaat ve yapı malzemeleri. Isı yalıtımlı cephe kaplamaları. Kocaeli'yi mant oluyoruz. İşimiz doğru karar, doğru tercih ve doğru malzemeyle tüketici ve çevre dostu hizmetler yapmak. Mantolama, dekorasyon, elektrik ve su tesisatı, anahtar teslim, ev yapımı ve tadilatlarıyla A'dan Z'ye tüm inşaat malzemeleriyle hizmetinizdeyiz. Adres Yenikent Mahallesi Venüs İş Merkezi A Kapısı 6 No 232 Derince Kocaeli. İletişim 0262 324 4174 0532 733 0685. Siz isteyin, biz yapalım. 262 İnşaat. Evlerinizi güzelleştiriyoruz. Fatmaca Alçı Yapı. Kurulduğu yıldan beri inşaat sektörüne birçok taahhüt, projelendirme ve müteahhitlik hizmetlerinde bulunan Atmaca Alçı Yapı, alçıpan, dekorasyon, iç ve dış cephe boya, ses, ısı ve su yalıtımı, dış cephe mantolama ve dış cephe söve dekorasyon hizmetleriyle de sektöründe öncü olmaya devam ediyor. Estetik tasarımlar ve dekoratif çözümler sunan Atmaca Alçı Yapı, Kocaeli'de binlerce müşteriye hizmet vererek kaliteyi ön plana çıkartıyor. Sizler de uygun fiyat avantajlarıyla kaliteli hizmetten yararlanabilir, evinizin güzelleşmesini sağlayabilirsiniz. Kadıköy Mahallesi, Turay Güneş Caddesi, No 223, İzmit, Kocaeli. İletişim 0262 321 67. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim. İmza Sevinç Aksu. Lösev hayat verir. Kaliteli malzeme ve profesyonel hizmet Serpent Sineklik BVC Plastik Doğramadan sağlanır. Pilise Perde, Pilise Sineklik, Panjur, Katlanır Cam, Alüminyum Korkuluk ve Alüminyum Doğrama, ses, su ve toz almayan tüm ürünleriyle yapılarda kusursuz çözümler. Serpen Sineklik PVC Plastik Doğramada. İletişim 0262 311 1166 0533 385 58. Adres Yenişehir Mahallesi Sultan Baba Sokak No 33 İzmit Kocaeli. Serpen Sineklik PVC Plastik Doğrama. Hayata bir de bizim penceremizden bakın. Öyle bir yer hayal edin ki sizi mutlu edebilecek her şey olsun. Kocaeli'nin incisi Seka Park'ta Körfez'in eşsiz manzarası eşliğinde huzur bulacağınız ortamıyla Palmiye Cafe yenilenen yüzüyle sizlerle birlikte. Özgüven Market. Hizmette kalite, alışverişte ise özgüven. Acısu, Derbent ve Nusretin şubeleriyle siz değerli müşterilerini bekliyor. İletişim 0262 353 42 21. Eftal Maya Evleri, Kocaeli'nin Gözde semti, Yeni Mahalle Radar mevkiinde, doğanın içinde, yaklaşık 1000 metrekare yeşil alan içerisinde, 20 daire, 3 iş yeri,
200 metrekare kapalı otoparkı ile siz değerli sahiplerini bekliyor. Maksimum güvenceyle hayallerinize kavuşacağınız yeni yaşam alanları, Eftal Mayı Evleri. Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim. İmza Sevinç Aksu. LÖSEV hayat verir. ...2009 yılından bu yana hizmet veren Aşina Çorba, 150 kişilik kapasitesiyle müşteri odaklı çalışan personeli ve her türlü müşteri istek taleplerini değerlendiren servis anlayışıyla göz doldururken, siz değerli müşterilerini lezzetleriyle de aşina yapıyor. Muhteşem çorbalarının yanında müşterilerine farklı lezzetler de sunan Aşina Çorba, şimdilerde ocakbaşıyla da iddiasını ortaya koyuyor. Alışılmış lezzetlerin dışında yöresel lezzetleri de sunarak 7 gün 24 saat hizmet anlayışıyla evlere ve iş yerlerine aldığı siparişlerle Adana'yı ayağınıza getiriyor. Unutulmaz bir lezzet deneyimi için sizleri de Aşina Restoran ve Ocak başına bekliyoruz. Şoray abi, başım dertte. Hayırdır? Kredi kartına bir türlü para yetiştiremiyorum. Kese kağıdını doldurduğun gibi kullanıyorsan kartını yetiştiremez. Ne yapayım abi, kullanmayayım mı? Kullan ama limitin kadar. Bankanın verdiği limit. Hayır, limitin öde. Galubela Kardeşlik Teşkilat Derneği'nin sunduğu Osman Saraç Hoca'nın gündemi reklamlardan sonra devam edecek. 262 inşaat ve yapı malzemeleri. Isı yalıtımlı cephe kaplamaları. Kocaeli imant oluyoruz. İşimiz doğru karar, doğru tercih ve doğru malzeme ile tüketici ve çevre dostu hizmetler yapmak. Mantolama, dekorasyon, elektrik ve su tesisatı, anahtar teslim, ev yapımı ve tadilatlarıyla A'dan Z'ye tüm inşaat malzemeleriyle hizmetinizdeyiz. Adres Yenikent Mahallesi Venüs İş Merkezi A Kapısı 6 No 232 Derince Kocaeli. İletişim 0262 324 41 74 0532 733 06 85. Siz isteyin, biz yapalım. 262 inşaat. Evlerinizi güzelleştiriyoruz. Fatmaca Alçı Yapı. Kurulduğu yıldan beri inşaat sektörüne birçok taahhüt, projelendirme ve müteahhitlik hizmetlerinde bulunan Atmaca Alçı Yapı, alçıpan, dekorasyon, iç ve dış cephe boya, ses, ısı ve su yalıtımı, dış cephe mantolama ve dış cephe söve dekorasyon hizmetleriyle de sektöründe önce olmaya devam ediyor. Estetik tasarımlar ve dekoratif çözümler sunan Atmaca Alçı Yapı, Kocaeli'de binlerce müşteriye hizmet vererek kaliteyi ön plana çıkartıyor. Sizler de uygun fiyat avantajlarıyla kaliteli hizmetten yararlanabilir, evinizin güzelleşmesini sağlayabilirsiniz. Kadıköy Mahallesi, Turay Güneş Caddesi, No 223, İzmit, Kocaeli. İletişim 0262 321 67. Galubela Kardeşlik Teşkilatı Derneği'nin sunduğu
Osman Saraç'la Kocaeli'nin gündemi devam ediyor. Kısa bir reklam arasından sonra Kalu Bela Kardeşlik Teşkilatı Derneği'nin sunduğu Kocaeli'nin gündemi devam ediyor. Konuğum Demokrat Kocaeli Gazetesi köşe yazarı Uğraş Çiftçi. Konuşurken sohbetimiz yarım kalmıştı. Yarım kalan yerden devam edelim. AK Parti'nin Atatürkçülüğü ile ilgili bir şey söylemek ister misin? Söyleyebilirim. Tamam, buyur. Şimdi benim olaya bakışım şu. Hani Atatürk'ü de içine katacak şekilde bizim bugün vatan diye ayağımızı bastığımız topraklarda her adımımızı atarken hatırlamamız gereken emeği geçmiş insanlar var. Tabii. Yani Anadolu'da Türklerin varlığı Alparslan'dan, Sultan Alparslan'dan daha eskidir aslında. Ama yani milat diyelim ona biz. 2071'i. Yani Alparslan'ı atlayarak bugünü yazabilir miyiz? Yazamayız tabii canım. Değil mi? Yazamayız değil mi? Peki Fatih Sultan Mehmet olmasa bugün İstanbul yani, üzerine şarkılar yazabilir miydik? Tabii tarihe mühür vurmuş insanlar. Yazamazdık. Evet. Mustafa Kemal Atatürk de olmadan Cumhuriyet tarihini yazamayız. Hayır bakın sadece bizim kendi iç şeylerimizi, tartışmalarımızı, sevgimizi şu bir kenara bırakın. Yani bir vaka. Avrupalı tarihçiler bile diyor ki Mustafa Kemal olmasaydı Türk olurdu ama Anadolu'nun ortasında sıkışır kalırdı. Bir süre sonra da nüfus olarak yok olur giderdi. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk'ü ona vefa duymadan bu ülkede yürüyebilir miyiz? Tabii ki hayır. Yürüyemeyiz. Yani milat noktaları var, belli noktalar var. Yani bunlar aslında hepsi bir silsiledir. Yani ben bazen bakıyorum özellikle sosyal medyada böyle şeyler var. Tetikçi tipler var yani her kesimde. Atatürk ile Fatih Sultan Mehmet'i kıyaslıyor. Hepsi sanki aynı çağda yaşamış. Ne dertliyim. Ve birbirleriyle problemi var. Onun Fatih Sultan Mehmet'in fethettiği İstanbul'u Mustafa Kemal Atatürk düşman elinden geri almış. Yani. Şimdi nasıl karşı karşıya koyuyorsunuz? Nasıl kıyaslıyorsunuz? Nasıl karşıtmış gibi koyabiliyorsunuz? Fatih Sultan Mehmet'i mi seviyorsun Atatürk'ü mü? Böyle bir soru olabilir mi? Bizim de sevemez mi? Sorduğunuz zaman ben de derim ki sen hep tahılla mı besleniyorsun? Hani bu kadar mı dengesiz besleniyorsun? Şimdi Mustafa Kemal Atatürk, ben hatta geçen bir yazımda vardı Atatürkçülük ve Kemalizm diye. Okuduk. Bunu çoğu zaman eş zamanlı kullanırız ama ben öyle görmüyorum. Atatürkçülük daha ziyade ya bu ülkeyi kurtarmıştır, emeği vardır deyip hem şahsına dönük özellikle bir sevgidir. Kemalizm de Mustafa Kemal Atatürk'ün özel altı okla simgeleşen program ile ilgili bir şeydir. Kemalizm biraz ideolojik. Bugün ya bir tabii kesinlikle yani Atatürk öyledir. İdeolojisi diyelim Kemalizmi değil mi? Yani yani bakın ya herkes Atatürkçü olabilir. Herkes Kemalist olamaz. Kemalist olamaz ve olmak zorunda da değildir. Yani bugün aslında orada iş. AK Parti, sorun orada. AK Partili bir kişinin Kemalist olması diye bir şey bekleyebilir misiniz? Yani diyorum ya Atatürkçülerin içinde bile Kemalistler ayrı bir grup. Tabii, evet. Ama şahsi olarak baktığımızda bugün bakın yani 600 yıl süren bir Osmanlı var. Onu yok sayarak biz bugünkü cumhuriyeti yazabilir miyiz? Tabii ki. Yazamayız yani. Onu da kendi değeri içinde alıp okumak, algılamak lazım. Ama bugün Rize'nin bir Güneysu köyünden çıkmış bir yoksul aile çocuğu cumhurbaşkanı olabilmiş ise böyle bir sistem varsa, ya böyle bir sistem böyle bir varsa, varsa, böyle bir devlet varsa Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşları ve isimlerinin yazılması mümkün olmayan binlerce cephe gerisinde mühimmat taşıyan cephenin yırtığını söküğünü diken kadınlar hep değil mi? Var, ölenler, kalanlar, sakatlananlar. Bunlar biz Atatürk deyince aslında hepsinin bir özetini söylüyoruz orada. Sadece onun şahsıyla değil. Bu da önemli. Tabii ki. Ya Atatürk vardı da kimse yok muydu? Atatürk onların özetidir. Onu derken hepsini diyoruz Atatürk yani. Atatürk onların özetidir. Şimdi biz ben şahsen AK Partili bir yöneticiden Kemalist olmasını beklemem. Ben Kemalistim. Evet, ama olmasını beklemem. Onu beklemem. Ama Atatürk'ün şahsıyla problemli olmak başka bir şey. Şimdi peki orada vefasızlık yaparsak 15 yıldır beğenin beğenmeyin Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanımız, emek koymuştur bu ülkeye. Vefasızlık bir zincir olarak bir başlar, her taraftan kalkar gider. Tabii. Eksikleri vardır, eleştiririz, ederiz. Artısını, eksisini. Ama şu da var ki, bir 15 yıl
da o olmadan yazamıyoruz Türkiye'de. Bir vaka var ya. Değil mi? Yoksa yapacak halimiz yok yani. Bir vaka var, olmuş bu yani. Yani ben şunu söylüyorum. Sultan Alparslan'dan bugüne canını, kanını ortaya koyarak bu coğrafyayı bize vatan yapan, onun sınırlarını genişleten, sonra da yok olma noktasındayken tekrar alıp dirilten ne kadar silsile varsa herhangi birine vefasızlık, küfrettirme, hakaret ettirme çok çirkin, evet. Üzerinden bir asla, çark başladığı asla, zaman asla. Durduramazsınız. Kutuplaşırız o zaman. Durduramazsınız. Tabii. Bu vefasızlık çarkını. Yani Maraş dondurmacısı kıyafetiyle çıkıp da Mustafa Kemal Atatürk annesi, ailesi üzerinden aslında Atatürk'le özetlenen bir milli kurtuluş mücadelesine hakaret eden insanları ekranlara taşımak. Saraylara taşımak. Bunlar yanlış şeyler. Maraş dondurmacılar yanlış anlamasınlar. Ya yok yani hayır. Şekil olarak söylüyorum. Anladım ben. Onu. Tabii ben çok da severek anladım yerim ben. Anladım kimden bahsettiğini. Ben çok da ben severim. Takip ederim. Çok da severim. O dediğin kişiyi dinlerim ben. Ha ben yani onu sevmem. Anladım, Maraş anladım. Dondurmasını dondurmayı ve severim. Ama Maraş dondurmacısı kıyafeti de hakikaten dondurma ikram ederken güzeldir. Ama kalkıp da sen eğer bu silsile içinde o noktaya vurursan ben bunu 1071'den bugüne var olan kesintisiz tarih sürecime saldırı olarak algılarım. Evet ben de aynen katılıyorum. AK Parti'yi eleştirebileceğim konu. Bir de özel hayatla ilgili saldırılar evet, çok çirkin geliyor. Kesinlikle bana öyle. Yani. Çok kesinlikle. Yani sadece Atatürk'le ilgili değil. Evet. Bu kaset kumpaslarında daha önce de söylemiştik. Et tekrar ayaklar diyelim de Deniz Baykal'a şantaj yapıldığı zaman o zaman ben de yazı yazmıştım istifa etme diye. Yani eğer edersen bunun arkası gelecek diye. Deniz Baykal tamam bizim halkımız tarafından çirkin bir şey. Ben de çirkin buluyor, kendi de çirkin buluyor, ayrıldı. Bunu bir yana koyalım. Yani Deniz Baykal o özel bir şey ilişkisi. Onu yapmasa Türkiye'de enflasyon mu düşüyordu? CHP iktidara mı geliyordu? Neyi engelledi? Yani bana zararı ne? Halka ne zararı var? İnsanın özel hayatları üzerinden Atatürk içki içiyormuş. Bana ne ya? Bana ne diyeceksin yani? Ben neye bakarım kardeşim? Eğer karşıysan şu da önemli. Biz hem kültür sanatta hem siyasette önderlerimizi, liderlerimizi putlaştırmaya çok çabuk dönüyoruz. Hı. Bak bu. Nedir? Ben aynı zamanda Yazarlar Şairler Derneği Başkanıyım. Şiirler yazıyoruz, etkinlikler yapıyoruz, kitaplar yazıyoruz vesaire vesaire. Orada hep söylediğim bir şey var. Çoğuna iddialı gelmiştir ama ben yine bunu söylemeye devam edeceğim. Arkadaşlar bu memlekette Necip Fazıl'lar, Nazım Hikmet'ler, Mehmet Akif'ler öyle kutup şairler gelmiş gitmiş ki hayranlıkla hala okuyoruz. Amenna. Ama ben şairlere diyorum ki onlar kendi dönemlerinde görevlerini tamamlayıp gittiler. Biz onlardan yalanacağız ama biz Mehmet Akif'ten daha iyi yazmaya veya Nazım Hikmet'ten daha iyi yazmaya veya Necip Fazıl'dan veya kime bakıyorsak o altın nesilden daha iyisini yapmaya dönük çalışmamız lazım. Neslin devam etmesi için. O zaman şöyle bakarsak Atatürk'ü kimse geçemez. Kaldı. Kapı kapandı. Bitti. Mehmet Akif'i zaten onun kadar yazabilirim. Sen kimsin? Kapı kapattık. Nazım kadar zaten olamazsın. O da kapandı. Abi dükkanı kapatıp gidelim. Hepsini yapmış adamlar. Tabii. Biz şunu yapmamız lazım. Atatürkçülere de çok söylüyorum. Atatürkçülerde de koyu Kemalistler. Tabii herkes söylemiyorum. Gerçekten farkında olmadan tabu değil diyorlar ama tabu gibi görüyorlar. Eleştiriye kapalı görüyorlar. Atatürk'ten sonra yeni Atatürkler çıkacak ki bu millet yürüsün ya. Yenisi çıkacak. Onu aşan insanlar olması lazım değil mi? Yani Atatürk'ün kendine bak. Kemalist'ten daha iyi bu bakışa vakıf olursun. Atatürk Cumhuriyeti kurmuş. Yani canı sıkılıp kurmamış yani. Bir sürü savaşlardan, savaşlardan bir sürü bedel ödeyerek kurulmuş bu. Meclisi açmış. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 23 Nisan bayramını kime armağan ediyor? Çocuklara. Ne alakası var gazilerden çocuklara armağan? Ne demek bu? Gelecek nesile pas veriyor. Ben bu kadarını yaptım diyor. Çocuklar geleceğe bak pas. 19 Mayıs kime armağan ediyor? Gençlere. Yine geleceğe pas vermek var bak. Atatürk yani manevi ol benim anladığım demek istiyor ki biz bu kadarını bu şartlarda yaptık kurduk. Çocuklara armağan ediyorum, gençlere armağan ediyorum bu bayramları. Siz daha iyisini yapın, yola devam edin demektir. Yoksa beni put gibi önünüze koyun, 100 sene önceki şartlarda yaşıyormuş gibi ilkeler, inkılaplar, kurallar çiğnenemez, aşılamaz yaparsanız yürüyemeyiz ki. Ya da başka bir bakış açısından Atatürk'ü sevmeye yasayla olmaz. Bu gönül işidir sevgi. Yani sevgi yasayla yapılacak bir şey değil. Ama saygı duymaya mecbursun bu ülkede yani. Öyle de annesiyle ilgili, bilmem ne eşiyle, şeyle, kızıyla ilgili bir sürü pis ifadeler sosyal medyada orada burada yıllardır kullanıldı. Marjinal gruplar tarafından.
Bunların şu, o kadar iddialı bir şey söylüyorum ki doğru bile olsa yazılması yanlış yani. Bırak yani doğruluğunu yanlışlığını. Bunu yazan adam kendisi edepsiz zaten. Şunu eleştirebilirsin kardeşim. O da bir insandı. Hiç kimse Kurtuluş Savaşı'nı niye yaptı diye eleştirmiyor zaten. Değil mi? Ne eleştiriyor? Çıkıyor diyor ki hilafeti niye kaldırdı? Abi konuşalım bunu. Bir şey yok. Sen ama adama küfür etme. Ya da harf devrimine karşıyım. Veya inkılaplarından şununla karşıyım. Veya şu inkılap süresini doldurmuştur. Örneğin şapka inkılabı hala geçerli mi? Geçerli. Süresini doldurdu mu? Doldurdu. Ya o da Atatürk'ün inkılabı da yapışmana lüzum yok. Yapışan da yok aslında. Uygulamada yok. Yoksa yani memurlar şapka takması lazım idi. Yani bir yandan Atatürk'ü sevenler aşırı korumacı, Atatürk'e karşı olanlar da aşırı saldırgan. Evet. Bunun ortası şu, halkın yaptığı kardeşim. Millet itidali buluyor. Millet ortayı buluyor yani. Ne tabulaştırıyor, putlaştırıyor. Mesela 10 Kasım'da veya da 29 Ekim'de vesaire vesaire. Atatürk'e kendine protokol, çelenk var, memleket var. Orada 10 bin kişi göremezsiniz. Halk bunu fazla bulur. Çok ilgilenmez. O Atatürk'e düşman olduğu için değil. İşi vardır, gücü vardır filandır. Ama 15 Temmuz'da alır bayrağı sokağa çıkar. Orada Atatürk'ü görürsünüz işte. Lazım olduğu zaman. Orada görürsünüz. Yani ucuna gitmemek lazım. Ama AK Parti'nin şimdi konu oydu. Biz kendi fikrimi söyledik. AK Parti'nin Atatürk'ü yaklaşımında bir hatayı düzeltme. Bir hatayı düzeltme olarak mı bakalım? Yani öyle bakalım. Yani bak şimdi şöyle bir şey var. Şimdi bireysel sapkınlıklar ayrı. Bireysel sapkınlıklar. Yani sapkınca düşünceler, sapkınca ya yöntemler, onlar marjinal hakaret tipler vs. marjinal tipler. Ama bir de sistematik saldırılar. Evet. Maraş'ta durumu hissediyorsun. Yani sistematik saldırılar. Himaye ediyor görüntüsü anladın mı? Vermemesi gerekiyor. Ya açık açık o güzel. Sorumluluk düzeyinde. Yani ben açayım diyorum ki sana. Sayın Cumhurbaşkanımızın sarayına sen, öyle bir adamın girmiyor olması lazım. Sen diyorsun ki Kadir Mısırlıoğlu'nun oraya girmiyor olması lazım. Korkmuyoruz Allah'tan başka bir şey. Yani o masaya, o hepimizi temsil eden mekana hangi vasfıyla girmiştir? Yani Cumhurbaşkanlığı makamı olduğu için. Girmedi, yanlıştır. Oraya... Şimdi ben şunu söylüyorum. İnsanlar, kurumlar, partiler zaman zaman hata yapabilir. Hatasından ama bu nedenle dönüyor olmasını cesaretlendirmek lazım bana göre. Evet. Ha şuna da gelelim. Evet Atatürk, Atatürk'e düşmanlık besleyen bir kitle var. Doğru. Ama bir de onu putlaştırarak da onun içini boşaltan da bir kitle var. Evet. Bu bir gün benim söylediklerim. Ama miktarları az olduğunu farkındayız. Evet evet. Ucudakiler ama çok gürültü yaratıyor. Şimdi çok ses yapıyorlar. Evet. Gecenin karanlığında uyuyorsunuz saat 2. Evet, adam davul çalıyor. 10 bin kişilik bir mahallede bir tane ayyaş bir tane davul çalarak gezinse 10 bin kişinin huzurunu kaçırır mı? Kaçırır. Kaçırır. Aynen, çok güzel. İşte bu kitle de öyle bir kitledir. Galubela Kardeşlik Teşkilat Derneği'nin sunduğu Osman Saraç Çakırcı'nın gündemi reklamlardan sonra devam edecek. 262 inşaat ve yapı malzemeleri. Isı yalıtımlı cephe kaplamaları. Kocaeli İmant oluyoruz. İşimiz doğru karar, doğru tercih ve doğru malzeme ile tüketici ve çevre dostu hizmetler yapmak. Mantolama, dekorasyon, elektrik ve su tesisatı, anahtar teslim, ev yapımı ve tadilatlarıyla A'dan Z'ye tüm inşaat malzemeleriyle hizmetinizdeyiz. Adres Yenikent Mahallesi Venüs İş Merkezi A Kapısı 6 No 232 Derince Kocaeli. İletişim 0262 324 4174 0532 733 0685. Siz isteyin biz yapalım. 262 İnşaat. Galubela Kardeşlik Teşkilatı Derneği'nin sunduğu Osman Saraç Çakırcı'nın gündemi devam ediyor. Kısa bir reklam arasından sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Demokrat Kocaeli Gazetesi köşe yazarı Uğraş Çiftçi konuğum.
Sözümüz yarım kalmıştı. Hemen kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok uzatmadan ben bir ilave yapacağım. Buyurun. Latin Amerika'da Simon Bolivar var. Latin Amerika'nın Atatürk. Orada ne kadar farklı görüşleriniz olursa olsun tartışılırken deriz ki Simon Bolivar'ı bir kenara koyalım, tartışmayalım. O bir emeği var, emeği yani o orada bitmiştir. Tamam mı? Yani herkesin Atatürkçü olması, Kemalist olması, şu bu falan değil. Ama bu ülkeye yani vatan diye adımızı her bastığımızda hatırlamamız gereken Atatürk bir dönemin o dönemde bu ülkeyi var etmiş binlerce ismi olan olmayan sembolü insanın sembolüdür. Ona olan saldırı, o döneme olan saldırıdır. Bunu çok iyi görelim. Ve o dönemde Kurtuluş Savaşı dönemidir. Lütfen onu saygı sınırlarında bırakalım. Kimseden illa tapınmasını da kimse beklemiyor. Kalkıp yani Atatürkçülük yapmasını da beklemiyor. Ama onun şahsında lütfen Kurtuluş Savaşı dönemimizde saldırıların önünü himaye ediyormuş görüntüsünü keselim yeterli. Bir örnek vereyim, komik bir örnek. Evet. Almanya'da Almancılar gurbetçilerimiz var. Orada büyümüş bir delikanlı ama böyle izbandot gibi bir delikanlı. Bir vesile işte, bir suç işleyen bir çocuk bu. Türkiye'de cezaevine gidiyor. Cezaevinde tam Türkçe konuşuyor ama şeyli, şiveli biraz. Yani Atatürk'e kızıp duruyor içeride kendi kendine. Sövüyor, mövüyor öyle filan. İnsanlar da yok kardeşim sen Atatürk'e ne zırt pıt ikide bir volta atarken laf söylüyorsun bilmem ne diyorsun. Yani Türkiye'nin sosyolojisini bilmiyor çocuk fazla. Derdin ne sen? En son çıkıyorlar kendine diyorlar oğlum sen ne işte gece burada gezip durup Atatürk'e küfür ediyorsun sen kimsin filan diyorlar. Çünkü o da diyor ki siz diyor ne yaptınız Atatürk için konuşuyorsunuz diyor. Nasıl savunuyor? Ne yaptınız Atatürk için diyor. Lan nedir medir? Çocuk meğer Almanya'da okula gidiyor. Alman okuluna. Öğretmenin Yunan. Bayan bir öğretmen. Yunan öğretmen de Atatürk'ü işgalci diye anlatıyormuş işte. Nasıl anlatıyorsa. Bu da kalkıyor diyor ki sen bizim liderimize işgalci diyemezsin. Sen kimsin? Allah Yunan'ı diyor. Almanya'da sıkı yasalar. Papaz oluyorlar bayağı. Çocuk ıslah evine koyuluyor. Öyle yani oluyor iş. Okul hayatı bitiyor ıslah evine koyuluyor. İslaminden kaçırıyorlar çocuğu. İşte Türkiye cezaevi hayatı başlıyor. Kocaman adam oluyor. Ya o zaman diyorlar ki kardeşim madem Atatürk'ü bu kadar seviyordun ne sövüp duruyorsun? Diyor ki kardeşim ben Atatürk'ü sevmiyorum. Ben Türkiye'nin liderini seviyorum diyor. O diyor Atatürk bizim diyor. Ben kızarım diyor. Evet. O diyor Yunan kızamaz diyor. Cahil adamın aklına bak. Ben kızarım diyor. O Yunan kızamaz diyor ona diyor. Saygı çerçevesi olduktan sonra gene korumalığı var yani. Gene bir yerde korumalığı var. Tabii. Yani ya, görselini öpecek yani aslında. Kızması sitemden. Belki ona ne anlatmışlarsa işte halifeliği kaldırdı, hocaları kesti demişlerdir işte. Evet. O laflar meşhur malumunuz. Evet. Bunu da ilave edeyim hem keyif olsun dedim. Evet çok güzel. Ne var not aldığımız konularda? Bu MTV ve cam filmi olayı. Tabii, mühendis olunca bu MTV hiç akıldan çıkmıyor. Ya ben işin maddi kısmında değilim. Yani yasal olarak %15'i geçmezken 40 zam mı yapma falan. Ya da şu cam filmi olayında izin verip sonra söktürmenin Türkiye ekonomisine 1 katrilyon eski para şimdi 1 milyar TL zarar vermesi gibi. Öyle mi? Tabii. Onu bilmiyordum. Tabii. O birkaç haftalık sürecin bu zararı var Türkiye ekonomisine. Çünkü cam filmi örnek veriyorum 5 liraya yapılıyor. Sökmesi de 2 lira tutuyor ayrıca yani. Tabii. Büyük yıkım yani. Şöyle bir dönemde. Bir de bir sürü yani, ceza yiyenler oldu. Yani evet ceza yiyenler şu bu. Yani bu boyutları bir kenara koyalım. Şimdi ben burada üsluba dair. Yani MTV 1, cam filmi 2, yanına üçüncüsünün gelmemesi açısından bir vatandaş olarak söylüyorum ben. Yani AK Parti 15 yıl bir fark koydu ortaya. Koymasa hiç bunca uzun yıllar arka arkaya seçim alamaz. Billahi toplumda karşılık bulan bir fark koydu. Ama en önemli şey şuydu. Birbirlerini basın önünde o şekilde eleştirmezler, yermezler, birbirleriyle çelişik konuşmalar yapmazlar, etmezler, planlı görünürler. Önce çok düşünür, sonra yaparlar. Evet. Beğenin ya da beğenmeyin, bakın. Tamam mı? Fakat MTV ve cam filmi olayında, ola ki kendiliğinden hakikaten böyle. Motoru taşıtlar vergisi. İyi bir görüntü değil. Motoru taşıtlar vergisinde bakanın kalkıp bir zam oranı açıklayıp, yukarıdan o olmaz deyip geri çevrilmesi, Türkiye'nin yönetim sistemine ilişkin 15 yıldan öncesinde belki çok alışık ve normal gelebilirdi. Ama son 15 yılı bilen vatandaşa bana anormal geliyormuş. Bu profesyonelliğe uymadı. Bu uymadı. Yani, karizmayı evet. Çizer bu iş. Peki özellikle bakın, yapılmış olamaz mı? Şimdi bakın oraya geleceğim. Bu olmadı. Cam filmi de olmadı. Yani bir kocaman bir hükümet teşkilatının cam filmiyle ilgili bir karar alıp sonradan yukarıdan azar işitip
Bunu değiştirmesinin maliyeti 1 katrilyondan bahsediyor. Yani Kişezer diyor ki koskoca Cumhurbaşkanı cam filmiyle o mu uğraşıyor diyor. Yani şimdi bak neler türüyor buradan görüyor musunuz? Demin siz peki şimdi gelelim. Kocaeli'de İYİ Parti'nin teşkilatlanmasında olan bir olaydan neler türettiniz değil mi? Evet. Şimdi buradan neler türetilir? Belki türetilsin diye yapılmıştır. Şimdi neler türetir? Peki bu, AK Parti'nin bu kadar amatör olduğunu düşünüyor musun? Yani şimdi, Tayyip Erdoğan gibi lider başlarken cam filmi konusunda bir açıklama yapması, TEOK konusunda geri çevirin ben beğenmedim demesi veya motorlu taşıtlar vergisinde yasal sınır %14 civarlarında, 15 civarında olmasına rağmen %40'ın açıklanıp tekrar aylarca, günlerce konuşulması. Bunlar AK Parti'nin yaptığı hatalar mıdır? Yoksa bilinçli bir gündem oluşturma çabası mıdır? Bunu şimdi bilinçliyse evet kısa vadede bir getirisi olmuş olabilir ama bu tür şeyler giderek hükümete olan güvensizliği körükler. Evet. Zedeler. İnancı götürür. Artık ondan sonra hiç kimse hükümet sözcüsünü, başbakanı, bakanları dinlemez. Ya İdlib operasyonunu konuşurken küt diye TEOK başladı. İdlib şimdi, bitti. Olmaz. Yani bakın bunlar ola ki kısa vadede bir beğeni toplumun belli bir kesiminde geçici karşılık bulabilir. Uzun vadede iş adamını bile yatırım yapmaktan caydırır. Evet. Zikzaklar. İstihdamı geri götürür. Tabii. Yabancı yatırım gelmez. Bak bir MTV bir cam film, üsluptan bahsediyorum. Dikkat evet. edin. Eğer böyle bir süreç varsa lütfen ben yani vatandaş olarak söylüyorum. Cam filminde 1 milyar TL eski para 1 katrilyon zarar hepimizin zararı. Hükümet de dahil. Madem böyle bir süreç var lütfen önce gidin Cumhurbaşkanlığı makamına. Bu konuda ne düşünüyorsunuz efendim? Sonra. Doğrusu nedir deyin gelin öyle açıklayın. Ama bu gidiş geliş Türkiye'nin son 15 yıldır alışık olmuş olduğu istikrar. Yönetim evet. mantığına uymuyor. Orta ve uzun vadede hem yabancı sermayeyi çekmeye çalışan bir ülke hem de içeride de haklı haksız kaygılarla yatırımdan uzak duran hatta artık evini bile gidip yurt dışından almaya başlayan bir kitle var. Bu tip şeyler ekonomiyi dahi kilitler bu iş. Bu yöntemden bir an önce bilinçsizce eğer bilinçsiz yapılıyorsa ders alınsın tekrar olmasın. Bilinçli yapılıyorsa uzun vadede zararları göz önüne alınsın. Bu eğer bundan sonra kural bulursa lütfen cam filmi de dahil, MTV'de dahil, her konu varsa TEOK da dahil. Önce kimisin? Yukarı çıkılsın. Evet. Bu konu başlığı var efendim. Doğrusu nedir denilsin. Oradan gelen görüş doğrultusunda yapılsın ama bir sefer yapılsın. Hatalı ama doğru. Benim önerim evet, bu. Ben aynen önerinizle aynen katılıyorum. Yani eğer gündem değiştirmek ise amaç bu yöntem doğru değil. Çok gündem kısa vadede gündemi değiştirebilirsiniz ama uzun vadede hatta şimdi şu anda bile uzun vadede gerek yok. Memleketin hem ekonomisine hem devlete güvene değil mi? Tabii ki. Hem tek adam vurgusunu arttırıyorsunuz. Zaten Avrupa veya muhalefet, iç muhalefet kendi AK Parti açısından baktığınız zaman tek adam deyip duruyor. Yani cam filmine bile Tayyip Erdoğan karar verdiği izlenim yaratıyorsunuz. Orada bak bir şey kendilerine zararı var. Tabii bak orada bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi burada bir tez de şu. Böyle yaparak Sayın Cumhurbaşkanı'nın ne kadar etkin bir adam olduğunu hani toplumda öne çıkar. Ya Cumhurbaşkanı'nın buna ihtiyacı yok. Yok tabii canım. Ya eğer öyle bir şey varsa işgüzarlıktır ve zarardır yani. Ne kadar şefkatli olduğunu vurgulanması gerekir şimdilerde. Evet. Çünkü tek adam tartışmaları ayyuka çıkmış. Evet. Siz onun altını çizecek, teyit edecek uygulamalar yapıyorsunuz. Ya bazen hani arabanın camının filmine koca Cumhurbaşkanı mı karar verecek ya? Yani görüntü o bana göre... Bakanınız bir şeyiniz yok ya. Yani bunu ancak zarar vermek isteyen birileri tasarlar yapar. Ben de öyle düşünüyorum işte. Aklıma da 40 tane soru işareti geliyor o zaman. Başka da bir şey söylemiyorum. Ama suizanda bulunmak istemiyorum. Evet, ben de. Yaz saati, kış saati meselesi de var. Ama enerji meselesi de var. Onunla ilgili bir şey söylemek ister misin? Enerji... Yani yaz saati, kış saati... Ya o konu çok tartışmalı, teknik bir konu. Hani... Çok da o konuda boğmak istemem. Yani gün ışığından daha fazla yararlanmak adına. Geçiliyor yaz saatini uygulamasına. Fakat sabit tuttular şimdi. Yani yaz kış aynı saat olacak ama bu sefer Avrupa ve bazı ülkelerle saat farkımız oldu. Ya şimdi benim o konuyla ilgili bazı düşüncelerim var ama uzmanlık alanım olmayan ya da belgesini koyamayacağım konularda hani ahkamda kesmek istemiyorum. Fakat şu var. Bizim her halükarda dış alım yaptığımız ve bir şekilde de tükettirmek zorunda olduğumuz enerji var. Yani bu başka bir şey. Bak söylüyorsun şimdi. Bak bu konuyla ilgili böyle bir şey şimdi günlük süt aldığınızda 2 gün içinde örneğin onu tüketmeniz lazım. Tüketmezseniz ne olur? Bozulur. Bozulur çöpe gider. Peynir olur abi. Biz zaten bir enerjiyi dışarıdan alıyoruz. Evet.
bu şekilde de vatandaşa bir kısmını vererek en azından devletin kaynaklarındaki daralma yaşıyoruz. Enerji tasarrufuna ihtiyaç yok o zaman. Enerji tasarrufuna ihtiyaç var ama bir kere almış olduğum bir günlük sütü de oğlum çöpe gideceğini sen işlersin yani. Bak ana kumanda o zaman demişti ki devlete para lazım. Özellikle yapmıyor ki buradan para toplasın milletten diye. Buradan, hani, ama halka satıyoruzla aynı yere geliyor. Yani ben öyle görüyorum şahsen. Ya bizim annelerimiz, bakın biz, bilirsiniz biz çocukluğumuzda şimdi çoğu çocuğu anlatıyoruz anlamıyorlar. Yerde bir ekmek kırıntısı gördüm de öpüp tabii başımıza koyup yüksek bir yere koyarız değil mi? Hala oralardan geliyor. Şimdi annelerimiz ne der? Oğlum çöpe gitmesin, şunu ye. Ama obez oluruz ondan sonra. Oğlum niye bu kadar kilo aldın denir. Şimdi biraz da günlük süt örneğinde ki bu enerji alınmışken yaz saati bu şekilde uzatıldığında ne olur? En azından faturalandırılır bir kısmı. Devletin daha fazla açık vermesi engellenir diye ona kanaattir bu yani. O zaman planlamada sıkıntı var. Kanaattir yani benimki. Öyle diyebilir miyiz? Tabii yani ispatlı bir şey ama kanaattir yani. Kanaat canım biz o şey. Yani onu devamlı vurguluyoruz. Biz köşe yazarız. Teknik adam değiliz. Biz evet. Bütün köşe yazarları yanılma ihtimaliyle beraber yazı yazarlar. Tabii. Görüşlerini yazarlar. Ansiklopediden alıp da bir şey koymuyoruz köşemize yani. Fikrimizi yazıyoruz. Yanılma payımız cebimizde. Tabii canım. Yanılırsak da bir ecir var, yanılmazsak iki ecir var. Sıra oraya girirsin öyle konuşuruz yani. Madem dini motifle bakacaksan, biz halkın yararını, devletimizin, milletimizin yararına fikir beğeniyoruz. Köşe yazıyoruz, bunu konuşuyoruz. Nedir hüküm, ölçü? Yanılırsak bir sevap, yanılmazsak iki sevap kardeşim. Yani kötü bir şey değil. Bak ben mi ama şu konuda ısrarcıyım. Demin söyledik, geri dönmek istemiyorum. Cam filminde 1 milyar TL'yi yazın kenara. TEOG'da binlerce kitabın çöpe gittiğini TEOG düşünüyorum. Zaten skandal. Binlerce dershane ya da eğitim kurumu öğretmen istihdam ediyor. O öğretmenlerin ya işsiz kalması ya da işte kurumların zarara uğraması gibi. Toplayın bakın birkaç tane yanlış kararın Türkiye ekonomisine birkaç gün içinde ne kadar yara aldığını. Peki bu hükümetin lehine midir? Tabii ki aleyhinedir. Değil. Halkın da aleyhinedir. Herkesin aleyhine yani. Kimseye yaramaz. Yani bu mantığın değişmesi lazım. Yani eğer biz ilk açıklayanlar ya yukarıdan bu değişebilir demeye başladığımızda ilk açıklayanları dinlemeyeceğiz. O zaman gidin baştan sorun. Önce bekleyin. Sonra gelin açıklayın. Böyle bir şimdi açıklama olursa önce biz bekleyeceğiz. Tabii bekliyoruz. Bir orada orası ne diyor diyeceğiz. Evet. Ya da oradan açıklasın. Tayyip Erdoğan ne derse tabii. Tamam olaydan da diyeceğiz. Olabilir karşı değilim ama sistem düzeltilsin. Burada bir yanlışlık var. Her seferinde birer ikişer milyar zarara girmiyor. Evet. Peki, İl Başkanları Masası. Malumunuz Türkiye'de sadece bildiğimiz kadarıyla Kocaeli'de 7 ayrı partinin il başkanı her ay düzenli olarak bir araya geliyorlar ve kentin ve ülkenin sorunlarını birlikte konuşuyorlar. Böyle bir toplumsal barışa katkı sağlayan, bana göre toplumsal uzlaşmaya katkı sağlayan, kutuplaşmayı engelleyen bir süreç vardı. Son zamanlarda ilçe kongrelerini nedeniyle CHP İl Başkanı birkaç ay ben katılamayacağım diye açıklama yapmıştı. Onunla ilgili Mehmet Özmen benim görüşüme göre diyor, CHP İl Başkanı tekrar masaya dönmeyecektir. Ondan sonra masa dağılır mı, devam eder mi hep birlikte göreceğiz diyor. Ayrıca her il başkanının kendi tabanından da o masaya katılması ile ilgili eleştiriler vardı. Ama farklı bir açıdan Mehmet Özmen diyor ki AK Parti gibi oy oranı belli olan bir parti, değil mi? Türkiye'nin yarısında oyunu almış bir parti yani %1 ile aynı masaya oturuyor. Haliyle AK Parti İl Başkanı da eleştiriliyordur niye gidiyorsun diye. Ama AK Parti İl Başkanı o eleştirilere güzel bir cevap veriyor ve ikna ediyor, sıkıntı yok diyor. Cumhuriyet AK Parti'nin masasından kalkması üzerine yazmış, geriye dönmeyecek, ne olacak diye bir durum var. Sen ne dersin? Ben bu tür platformları son derece faydalı buluyorum. Eksiği varsa giderilsin, üslup hatası varsa düzeltilsin. Siz bilmezsiniz, ben 2002 yılında siyasi partinin kuruluşunda yer aldım. İl Yönetim Kurulu'nda il sekreterliği, daha sonra il başkanımız felç olunca bir yıla yakın başkan vekilliği yaptım. O dönemden ihtiyaç duydum. Hatta biz dönemde Kocaeli Demokrat Gazetesi'nde, muhtemelen 2006-2007 yılları değil, 2006 yılında olması lazım. Bir hayalim var, başlıklı bir yazıda kentimizdeki il başkanları, oy oranı ne olursa olsun, mecliste temsil edilse de edilmese de, düzenli aralıklarla bir araya gelmeli, sadece insani de olsa sohbet etmeli diye benim bir yazım var. 10 yıl öncesinde. 10 yıl öncesinde var. Bu tür ortamlarda var olanı dağıtmak son derece yanlış. Masada ilk kalkan kamuoyuna yani, tepki alır diye de bir izlenim şimdi var. Şimdi hani yaşatmak lazım. Yani yaşatmak ve eksiklerini giderek. Hatta daha çok
şeyi. Yani mecliste olmasa bile o masaya zaten katarak. Zaten öyle masa o şekilde. Bizim diyaloğa ihtiyacımız var. Biz Türkiye olarak 70'li yıllarda operasyon yedik. Toplumumuzu paramparça ettiler. Kahvehanelerimizi ayırdılar. Evet. Camileri. Camilerimizi ayırdılar. Şey yaptı, kahvehaneleri ayırdılar. Şehirler arasında otobüsleri durduruyorlardı. Şehir şehire düşmandı. Evet. Bunları biliyoruz şimdi. Yani bunları yaşamış bir toplumda bir tane daha bir saç ilmeği kadar bir diyalog kanalı ekleyebiliyorsan ondan imtina etmeyeceksin. Evet. Var olanları dağıtmak bir yana yanına yenilerini ekleyeceksin. Benim kanaatim bu. Evet. Ben de aynı düşüncedeyim ama Mehmet Özmen diyor ki bir gerekçeye dayandırmış Mehmet Özmen. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlayan süreçte sağlanması gereken birlik ve dirliğin bir adımıydı il başkanları toplantısı. Bazı özel konular haricinde siyaseten 15 Temmuz haricinde konuşulacak pek konularının da kalmadığı kanaatindeyim. Bazı il başkanlarına kendi partilerindeki iç tepkileri de ekleyecek olursak kopmaların kısa sürede yaşanabileceği kanaati bende oluşmaya başladı diyor. Çay yani içsin, konuşacak kahve bitti içsinler, diyor. Çay içsinler, kahve içsinler ama o geleneği sürdürsünler. Bence de. Langırt oynasınlar, razıyız. Ya tamam piknik yapsınlar. Ama bir o gelenek sürsün bence. Bence de sürsün. Aynı taraftayım seninle. Ana kumanda. Ne zaman yayınlanacak? Bugün Cuma. Dünkü mü? Dün yayınlandı mı? İbrahim Sarı'nın sunduğu Sivil Bakış programı var TV262'de. O programda Cengiz Sarıbay program konuğu oldu. Bu konularla ilgili açıklamalar yaptı. TV262.com sitesinden Sivil Bakış programını izleyip cevapları oradan alabilirsiniz. Türkiye örnek olması lazım diye beklerken biz eldekini dağıtıyorsak bir takım sebeplerle Anakuman diyor ki Mehmet Özmen yanılacaktır diyor görüşünde. İl başkanları masası dağılmayacak. Cengiz Sarıbay programa geldiği zaman televizyonumuzda bizzat kendim görüştüm zaten programda açıklamış. Geri dönecektir, devam edecektir. Ama biraz kurumsal olsun bakımından Cengiz Sarıbay'ın da bir takım talepleri varmış. Doğru mudur? Nedir talebi? İzlesinler görsünler mi diyeceksin? Bütün il başkanları katılsın talebi var. Ama o il başkanlarından ya kurtla kuzu yan yana da durmaz. Abi abartmayalım bu işi ya. Arkadaşını yakın tut, rakibini daha yakın tut doğru diyor. Yani onu biraz düşünmek lazım. Yani ne getirir ne götürür düşünmek lazım. Yani derler ki kardeşim sen de bu pekkalarla yan yana oturmuyor muydun? Langırt oynamıyor muydun? Kartopu atmıyor muydun birbirinize diye denilebilir. Ama bir dakika şimdi öyle yani denildiği siyaset, zaman bu ülkede hukuk var mı? Var. Biz çadır devleti miyiz? Değiliz değil mi? Otağı hukuk var mı? Otağı devleti. Biz yani geçen hani hatta konusu var. Yani tarihten Türkleri çıkardığın zaman tarih çöker belli bir vadeden evet, sonra. Biz öyle çadır devleti falan değiliz. Hukuk var, şu var, bu var. Evet. Yasa dışı işe karışmış bir adamı dakika dışarıda tutuyorsa o zaman bir sistem. Evet. Tamam mı? Ama devletin sen sokakta gezebilirsin, sen şu partide olabilirsin, bu partiyi kurabilirsin, tabelasını asabilirsin dediği bir yapı. Yani niye masaya oturmasın? Ya oturur canım. Yani eğer bir partisi ya varsa yasal prosedürlerin ama değilse partisi var mı? Değilse var. Dakika tutmayacaksın, içeride çürüteceksin. Heh. Yanlışsam da yanlış. Yani yasal zeminde parti ise yani oraya oturur. Eğer yok terörist diyorsanız pardon, niye parti kurmuş, nasıl burada ne işi var? Bir şey söyleyeyim. Ha? Peki her şeyi geçtik. Biz nasıl Kocaeli'leriz ki tabela kuracak bizim kentimizde? He? Masamıza oturmamasıyla mı olacağız? Tabelası varsa masaya da oturur diyor. Tabelayı o zaman o tabelayı orada tutuyor olmak hepimizin ayıbı. Yani baştan devletten gel, vatandaş olarak bize karşı. Ama devletin bir bildiği varsa da bu tabela burada durmalıdır diyorsa eğer yani şimdi bir laf söylediğimiz zaman nereye gideceğini çok iyi bilmemiz lazım. Evet. Evet. Nereye gideceğini çok ama iyi. Işte ucu gelir bize dokunur. Devlet için söylesin, milletin parçası olarak burada size, burada bana dokunur yani. Neden? Tabii ki.
Yanlışsa tabelası da olmasın, şubesi de olmasın, hepsi de içeri tıkılsın. Ya, yanlışsa yerine de devlet yapsın diyorsun. Ha devlet yapsın yanlışsa. Yani. Yanlışsa. Tabii canım. Doğruysa da bu masaya da otursun. Tabii canım. Ya bir tarafı seçeceğiz yani. Tabii canım. Ben öyle bakıyorum. Ya o aslında ben de öyle bakıyorum ama işte sonuçta demokrasinin bazı zaafları var. Neticede halka gidip o isteyeceksin. İstediğin zaman da bizim halkımız, her şeyi. Ki, bakın bizim halkımız binlerce yılın tecrübesini DNA'larına kodlamış bir halktır. Evet. Bu üniversiteler neredeydi? Teknik okullar, yüksek okullar yokken bu toplum bilgeler yetiştirmiştir. İlim insanları yetiştirmiştir. Yoktu yani. Tabii üniversiteler kaç yıldır geçmişi var Türkiye'de? Bu toplum her şeyi görüyor, biliyor. Yani sürekli de şuna sığınmayalım. Ama halk şöyle diyor, halk böyle bakar. Halk her şeyi hepimizden daha iyi biliyor. İnanın ki. Tek tek baktığın zaman ya bu konu diploma da değil. Ben diplomalı çok cahil biliyorum. Evet. Daha da tehlikelidirler. Yani yarım bilir çok da tehlikelidir. Bizim toplumumuz toplamda milyonlar olarak sandığa ya da başka bir yere bir toplam iradeye baktığınız zaman son derece 12'den vurur bu toplum. Zaten topluma danışıldığı zaman yani referandumlarla, seçimlerle vesairelerle toplumun verdiği oyları doğru düzgün analiz ettiği zaman koalisyon dönemlerini hatırlayın. Yani koalisyon nedir? Toplum niye koalisyona itiyor? Barışın demektir. Tabii canım. Karar veremedim. Sen de iyi adama benziyorsun, sen de benziyorsun. Ya da hiçbiriniz bir şeye benzemiyoruz. Üçünüz bir araya gelin. Toplum bu mesajları koalisyon döneminde veriyor. Tabii, barışın tabii, diyor. Tabii. Değil mi? Tabii ki. Yani toptan bir millete işte onun oyuyla benimki bir mi diyenler, göbeğini kaşıyan adam diyenler, bilmem ne diyen, hakaret eden, %60'ı aptal diyenler. Ben bunları çok ters buluyorum, yanlış buluyorum. Evet. Sorulduğu zaman bir feraseti var. Bak 15 Temmuz'da milyonlarca insan, akıllara zararı bir iş bu. Akılla anlaşılacak bir şey değil. Tarafgirlikle anlaşılacak bir şey değil. Bu manevi bir şey. Milyonlarca insan sokağa çıkıyor tek düdükle ya. Yatağından kalkıp ömründe bir mitinge katılmamış adamlar. Bunlar eylemci değil. Ömründe bir tane mitinge gitmemiş adamlar sokakta abi. 24 saat ve 29 gün. Bir tane talan yok. Cam kırmak yok. Bir yakmak yok. Bakar mısın abi ya? Böyle bir millete sen aptal nasıl dersin ya? Deme bunu ya. İşte birisi dedi mi de benim böyle şeyim ayarlarım bozuluyor ya. Böyle yolda yürüyorum. Mesela hiç tanımadığım bir adam bana kuş oradan uçtu. Bak nasıl uçuyor falan diyor. Yani. Dersin ki amcamın oğlu. Böyle sıcak milletiz yani. Aynen. O yüzden bu milletin ferasetine güveneceğiz. Güveneceğiz arkadaşlar. Bu toplum yani geçenlerde bir dostumuzla konuşuyorduk. Kurtuluş Savaşı'ndan öncelerinde Osmanlı döneminde Rus işgalinde Erzurum halkının tabyalara taşlarla sopalarla saldırıp nasıl geri aldı? Ya halk ya vatandaş. Taşlarla. Tabii, sopalarla. Kurtuluş Savaşı işte abi. Taşlarla sopalarla diyorum. Koca Rus ordusundan. Ya. O yüzden yani kimler neyi muhatap aldığımız, bir şey konuşurken karşımıza hangi tarihsel birikim aldığımıza biraz evet. Bakıp biraz mütevazi. Herkes haddini bilerek konuşursa tabii. Problem yani çıkmaz. Toplumda şunu bekler toplum. İş başa düşmesin. Hı. Bakıyor polis var, jandarma var, devlet var, görev yapıyorlar mı? Dişini sıkar bekler. Yoksa sahaya. Onları zaafa mı düşürdün? Diyor ki sıra bana geldi. Bir de, bu devlet benim değil mi? Bu millet benim değil mi? Bu toprak benim değil mi? Çıkar sahaya. Anlar ki sıra bana geldi. Bu görev bana düştü diye. Yani insanlar dişini sıkıp bekliyorsa, bir şeyler şikayetçi olduğu halde terör merör yapmıyorsa bu millet neden yapmıyor? Devlet var, ordu var, polis var, jandarma var, mahkemeler var. Devletim var yapar gereğini diyor. Ben seçimde görev vereceğim yapacak benim temsilcilerim diye bakıyor. Tabii. Zaafa uğrattığın zaman ne oldu 15 Temmuz'da? Bir zaafa uğrattın devleti bak ne oldu? Kendi devletine nasıl sahip çıktı? Dünyada böyle millet yok ya. Böyle yani ileride bu sosyal psikoloji ya da sosyoloji uzmanları, profesörleri şimdi Türkiye'ye yarar sağlar diye ses etmiyorlar ama bu ileride inanıyorum üniversitelerde tez olarak işlenecektir bu konular. Ya, bu 15 Temmuz olayları. Siyasi anlamda demiyorum. Halkın verdiği refleks anlamında. Şimdi bakın bizim Anadolu coğrafyası zor bir coğrafya. Tarihteki bütün büyük imparatorlukların kuruluş güzergahıdır. Burası. Medeniyetler mezarlığı deniliyor. Tabii, şimdi bu tabii. Anadolu'ya. Yani, medeniyetler mezarlığı. Bizler, yani bunlar diyor mu genetik kodlarımıza işlenmiştir. Evet, evet. Toplum bilir. Barajın kapağı koptuğu zaman yuvacıkta su talimat beklemez akmak için. Çok güzel örnek. Evet. Toplumla devletin ilişkisi odur. Devlet barajın kendisidir. Halk arkasındaki sudur.
Evet. Devlet bir yerden zaaf gösterir, gövdeden çatlak olursa o toplum hiçbir yerden talimat beklemeksizin içgüdüleriyle fizik kurallarıyla harekete geçer. Evet. Gereğini yapar durur ondan sonra. Ve yapıyor çok şükür. Evet. Bütün milletimize minnettarız. Milletime ben Türk milletine aşık bir adamım yani. O kadar diyeyim yani. Az bile. Peki müftülerin nikah kıyma etkisiyle ilgili bir düşüncen var mıdır? Yani ben burada belki belli kesimde tepkisini çekebilirim ama çekmeden de bir şey anlatamayız. Ama şimdi şu var. Kalıplarla yani ak ve karayla düşünen bir beyin mantığında arada ara tonlar olmaz. Halbuki hayat ikisinin arasındaki tonlardan evet. oluşur. Doğru mu? Tabii. Şimdi Türk kadını seçme hakkını da seçilme hakkını da Avrupalı kadından daha erken önce almıştır. Evet. Yıllarca önce almıştır. Evet. Gelsinler onlara ders verelim biz. Evet. Yanlış söylemeyeyim. Tarih karıştırabilir miyim? İsviçre'de olması lazım. Avrupa'dan 74 önce. Yılında. Tabii. Yani Avrupa ülkelerinden bile 74 yılında ben seçilme hakkı verildiğini. Çok sütü tabii canım. Bizden okumuş. Çok sonra. Yani. Çok yıllar önce okuduğum için tarihi hata yapmayayım. Ama bir oturalım bir düşünelim. 74 yılı dediğimiz nedir yani? Şurada bir nefes alıp verme sürecidir. Doğru mu? Evet. Bakın. Türk kadını Kurtuluş Savaşı'nı vermiştir. Yani dinliyorum. Mustafa Kemal Atatürk kadınlara zayıf gördüğünden, onlar için üzüldüğünden, onlara işte yazık günah dediğinden acıma duygularıyla bu hakları vermedi. Hakkı olduğu için hakkını verdi. Kurtuluş Savaşı'nda gördü. Hakkı olduğu için hakkını verdi. Bebeğinin üstüne örteceği, evet. Örtüyü gidip de topa örten kadın Türk kadını dediğinden. Yani böyle kadın Mustafa Kemal Atatürk vefalı bir insandır. Artı şu var. Eğer onu zaten vermeseydi bir borcunu ödememiş olacaktı. Türk kadına Kurtuluş Savaşı'ndaki duruşundan dolayı hakkı olan şeyi teslim etti sadece. Ha bunu buraya koyduğumuz zaman ve Avrupa'dan da yıllar önce. Evet. Avrupa'da böyle bir şey yok ama bizde vardı bu. Bu teslim edilmiştir. Burada bizim titizlikle davranacağımız şey şudur. Kadınların yani kendi güçleri, dirayetleri artık bir zemin oluşturmuşlar. Tabii erkekler olarak bizler de onların hak kaybına uğrayacak şeylerden tabii ki sakınmalıyız. Ama çok çok dikkat etmeliyiz. Ama Türkiye'den bir Atatürk geçti, bir cumhuriyet var. Bir alt çıta oluştu zaten. Yine de uyanık olacağız, yine de dikkatli olacağız. Kadınlar da hak kaybı olmaması lazım. Ama zaten hali hazırda ben şurada olumlu baksam nasıl bakarım diye bakıyorum olaya. Tamam mı? Evet. Çok büyük bir kitle imam nikahı üzerinden nikahlanıyor. Evet. Kayıt dışı evlilikler çok fazla. Evet. Eğer bu süreç... Sosyolojik hadise. Bakın bu evet. süreç... Bu süreç eğer kayıt dışı evliliklerin kayıt içine alınması yoluna giderse eğer... Doğal olarak gider ama. Son derece olumlu. Batı'da kilisede nikah kıyıyor. Tabii canım. Doğru mu? Tabii. Bu da doğal olarak gider. Belediyede de kıyam var. Yani. Belediyede de kıyam var. Kıyam var evet. İkisi de bu devletin memurudur. Evet. Eğer kayıtlarda oraya gelmiş bir genç kızımızın... Yani... Resmen evet, nikah evet. kıyacağını bilerek gelen bir genç kızımızın mağduriyetine aslında resmen nikahlandığını zannettiği halde aslında resmen nikahlanmamış olmasına yol açacak bir hata varsa o memuru devlet tutmayacak. Tabii. Ama o şu anda var. O şu anda zaten evet. var. Yani Anadolu'da büyük bir kesim. Ben kendim evliyim. Ben gittim resmi nikahımı yaptım. Sonra gittim dini nikah yaptım. İmam bulmakta zor. Yasaktı, cezası vardı o zaman bilmem ne. Ben Müslümanım içim rahat etmiyor ya kardeşim bu nikah yapmadan yani. Evet. Şimdi Anadolu'da da bazı bölgelerde özellikle resmi nikah pek muteber görülmüyor. İmam nikah dediğimiz dini nikah yolu seçiliyor. Ama imamın da etkisi yok. Hem kendi ceza yiyor hem yapsa bir türlü yapmasa zina edecekler, günah girecekler veya baskı var yapıyor. Şimdi bu yolla da kayıt dışı bir sürü evlilikler oluyor. Evet. Ama imam bizatihi, yani müftüden söylüyoruz tabii. İmamlara şamil olmasını isteriz biz. Bizatihi resmi olarak nikah kıymaya yetkili olursa müftüye gittiği zaman çift getir kızım kimliğini mimliğini falan filan dua kıp göndermeyecek. Getir kimliğini yazacak çizecek sisteme işleyecek bildirecek evet. nüfus memuru gibi aynı şekilde nüfusa bildirecek niye belediye memuru gibi. Ve o halkta rahat bir şekilde gidip müftüsüne nikahını kıydıracak bir daha dolaşmayacak. Ha istemiyor musun kardeşim git belediyeye kıydır. Bir de şu da var. Yine kim yazmıştı? Faydalandık ondan da. Avukat. Yani müftü nikah kıyma etkisi var. Yok.
Nikah kıyma etkisi var. Mecburiyeti olmaması gerekiyor. Bak bunlar pek konuşulan şeyler değil. Neden? Müftü İslami kurallara göre nikah kıyar. Resmi kaydını da tutar, devlete teslim eder. Amenna, bir sorun yok. Şimdi bir tane kadın Müslüman, kocası ateist olursa, geldiler, müftü de bunu biliyorsa ya da geldiler, benim inancım yok, formalite için geldim dedi. Müftü bu nikahı kıyamaz. Kıyarsa, o zaman belediyeye gidecek. Kıyarsa savunduğu, anlattığı dini nasıl savunacak yani? O da oraya gelmez zaten. Şimdi gelir. Bak bunları, bak bu suistimalleri yaşayacağız, göreceksin. Bunları kasten yapanlar bile olacak. Ben sana bir şey söyleyeyim. Dev yollu bir arkadaş, sporcu, hayatında bir duman sigara içmiş değil, cezaevine giriyor. Ramazan ayında mescitte sigara içiyor. Diyor ki burası da diyor cezaevinin bir odasıdır benim için. Mescit tanımam ben diyor. Kendi sigara bile kullanmıyor. Bu gibi tipler çıkacaktır. Gidip kıy kardeşim ben müftüye geldim. Allah'a denemeyim kıl bakayım diyebilecektir yani. Şey için, sorun çıkarmak için. Ha, o yüzden müftülerin nikah kıyma yetkisi olacak. Mecburiyeti değil. Diyecek ki kardeşim ben Müslümanların nikahını kıyarım. Ben müftüyüm. Gitsen belediyeye kıyır. Diyebilmelidir. Değil mi? Yani dediğim gibi bakın bu bir realite olarak imam nikahı adı altında hiçbir resmi hüviyet kazanmadan binlerce, yüz binlerce evlilik oluyor. Oluyor eğer tabii süreç, canım. Vaka o. Bunların kayıt içine alınarak o kesimin duyarlılıklarını da bu tarafa yönlendirme etkisi yaratacaksa çok son derece etkili olabilir. Tabii ki bu uygulamada toplum sistem oturana kadar uyanık olsun. Tabii kadın örgütleri dikkat etsin. Evet. Duyarlılıklar olsun. Buna problem yok. Tabii. Ama şöyle de bir şey var. Yani turistik gezi adı altında gidip rahatlıkla kilisede fotoğraf çektirip ama Selimiye'yi gezmeyi ve orada fotoğraf çektirme doğru bulmayan da bir azınlık, marjinal kitle de var. Onlar hep buluyor. Şimdi yani Avrupa'da isteyen gidip belediyede, öyle isteyen, güzel anlatıyorsun ki var. İsteyen kilisede nikah kıyabiliyorsa, evet. Kardeşim burada da isteyen gitsin. Müftünün şeyle denetimi altında nikahını kıysın. İsteyen gitsin belediyeye. Yani biraz bu işlerde özgürlükçü bakmak tabii lazım. Canım, ben demiyorum ki yani tamamen bırakalım ya, derim ama tabii ki denetleyecek toplum. Yani. Devletin görevi, tabii halkın eğitimi, sağlığı, güvenliği falan böyle bir tanım yapacak değilim de bu konuyla ilgili söylüyorum. Birbirlerinin haklarını riayet edecek oranda mümkün olan en üst seviyede özgürlükleri artırmaktır. Evet. Yani toplumun sosyolojik gelişmesi, eğitim seviyesinin gelişmesiyle beraber hoşgörü sınırının çıtası yükseldikçe devlet müdahaleye geri çekecek. Yani ne zaman birbirlerine müdahale ediyorlar o zaman yasa yapabilirsin. Devletin işi yasa çıkarıp da milleti zora sokmak değildir. Ben şimdi Müslümanım, karım Müslüman, orada imam var. Yok orada kıyak basit imamı tutukluyorsun. Ya bırak beni rahat. Devletin işi hayatı zorlaştırmak değil. Şimdi başörtüsü meselesini 30 sene konuştuk. Bununla ilgili kaç nesil mağdur edildi. Belki işlerinde dahi olacak seviyede, düzeyde insanlar vardı. O nesiller ev kadını oldu. Okullardan attınız. Bırakmadı inancını. Onun inancı öyle. Sen inan inanma. O öyle inanıyor. Niye? Şeriat gelecek, irtica gelecek, falan olacak, falan olacak diye. Kaç nesil, 30 yıl bizi oyaladınız. Şimdi başörtüsü serbest bırakıldı. Üniversitede serbest. Hatta devlet kademelerinde de serbest değil mi? Her yerde serbest. Başörtüsü yasağı var mı? Yok. Ya bir tane dert var mı? Neydi 30 sene bizi uğraştırdınız be bununla? Hani şeriat geldi mi? Bir şey oldu mu? Niye bu kadar üzdünüz milleti diye sorasım var yani. Size bak çok ilginç bir şey söyleyeyim. Dünyada şimdi bu aslında bu İslami konularla ilişkili görüşlerimi de ayrıca belirtmek isterim. Tabii. Yani ben şöyle düşünüyorum. İslam dünyası uyanmazsa dünya dengesini bulmaz. Amin. İnşallah uyanır. Tamam. Yani bunu söylemek için de İslamcı olmanız da gerekmiyor. Evet. Siyasi anlamda da öyle yani bakın, ya. Bir solcu olabilirsiniz. Dengelere bakınca. Sosyalist olabilirsiniz. Türkiye'den veya başka bir yerden. Ama şunu umut etmeniz lazım. İslam coğrafyası bilimle, teknolojiyle yeniden barışsın da dünyanın bir dengesi otursun. Amin. Şimdi bakın. Bizzatihi İslam coğrafyası içinde bir dönem biliyorsunuz. Yani medeniyetin ekseni değişir. Bir dönem Yunan'da olan tabii bilim, teknoloji bir dönem İslam coğrafyasındaydı. Tabii. Sonradan Orta Çağ'dan sonra Avrupa İslam coğrafyasından ki çevrelerden bilimi aldı götürdü. Doğru mu? Endülüs kütüphanelerinin sürekli bir topaç gibi. Avrupa inkar etmiyor Endülüs topaç gibi medeniyet gezer belli tabii, coğrafyalarda. Evet. Şimdi Atlantik'e geçiyor. Evet. Fakat burada şu var. İslam'ı
radikal İslamcılarla boğma stratejisi var Batı'nın emperyalistler. Evet. Maalesef. İslam, neden? Çünkü şundan dolayı petrol orada. Tabii. Bütün enerji. Stratejik ham madde kaynakları orada. Peki adam hem ham maddeye sahip hem de bilimi, teknolojisi, sanatıyla, kültürüyle onu alıp işleyecek imkanı olsa Batı ne yapacak? İşte dünyayı o zaman sizden o taraf yönetecek yani. Tabii. Siz ağırlık bu tarafa geçecek bu tabii, sefer. Tabii. Bu sefer oraya bir şey kalmıyor. Peki burada ne yapılıyor? Sıfırı bulanlar İslam şey evet. Yanlış olmasın, Harezmi olmasın. Evet. Lazım. Cebri bulan. Tamam mı? Yani bir sıfırın var. İcadı çok sıfır. Büyük bir şey. Sıfır olmazsa bugün matematik yani bilim, teknoloji buraya gitmez. Uzaya adam gönderemezsin. Evet. Bunu bulabilmiş bir coğrafyada tamamen İslam'ı bilimle, teknolojiyle, sanatla, kültürle çelişkiliymiş gibi gösteren bir odağı, marjinal odakları evet. Alıp besliyorlar, teşkilatlandırıyorlar. İslam coğrafyasındaki bütün medeniyeti söndürüyorlar. Onlar İslam'dan daha çok yani en radikalleri gibi görünürken aslında ihanet içindeler. Tabii ki. Hiç tamam şüphe mı? Yok yani. Yani bunu bizim bunları görmemiz, uyanmamız lazım diye düşünüyorum ben. Tabii ki. Hiç şüphe yok ya. Ya her yerde evet. Farklı bir film uygulamışlar. Evet. Şimdi bu emperyalist kuvvetler mesela Somali açlıktan ölüyor. Somali'de bir fetva var. O eski 100 sene önce kim demişse, bunları inandırmışsa Somali halkını. Balık yemek haram. Buyurun. Ya denize sahilsin. Hı. Her yer balık. Açlıktan, hakikaten açlıktan evet. Ölüyorlardı evet, ya. Evet, evet, evet. Ölüyorsun, balık yemiyorsun. Ya şimdi bakıyoruz. İslam'da ne Kur'an'da, ne hadiste, ne dört mezhepte, ne başka bizden ayrı 7. mezhep, 8. mezhep. Yani diyelim ki sapıtmış mezhepler. Hiçbir tanesinde de böyle bir kural yok. Sen kime uydun be kardeşim? Yani desek ki tamam bu dört mezhepten değil, beşinci de değil, onuncu da değil. Hiçbir tanesinde balık yemek haram diye, yani balık yemeyin diye bir şey yok. Herhalde onlar o balığı Avrupalılar seviyordur. Tabii orada Somali'de İngilizler kurmuşlar işte balıkla ilgili konserve maması bir şeyler neyse. Oradaki balık hasadını kendileri yapıyor, götürüyor, dünyaya satıyor. Sana haram ya, kıyısında oturuyorsun sana haram. Yani İslam'da cehalet işte. Onun için İmam Hatipler mevzuları falan konuşamadık onları ama hocam İslam'la Müslümanlar İslam'la çeliştiği için sıkıntı var. Bilmedikleri için. Yani FETÖ olayı niye var? FETÖ'cüler kimler ya? İslam adına yapıyor. Adam İslam bilmiyor ki. Kur'an'ın Türkçesini okumuş mu? Bir tanesine sor. Bir tane İmam Hatip mezunu FETÖ'cü olmuş mu? Yok. Niye? O onun kucağına düşmez. Çünkü okulda Kur'an-ı Kerim öğrenmiş, tefsirini, Türkçesini öğrenmiş, onu tuzağa düşüremezsin. Ne kadar din eğitimine baskı kurarsanız o kadar marjinal din gruplarının eline insan itersiniz. Doğrusu nedir? Ben İmam Hatiplerin tamamı kapansın kardeşim. Bütün okullarda Kur'an-ı Kerim ve Türkçesi ve tefsiri mecbur ders edersin. Müslümansa girsin okusun. Müslüman değilim diyorsa ailesi mecbur değilsin. Müslümansa Kur'an-ı Kerim'i öğrenecek, Türkçesini öğrenecek. Onu kimse kandıramaz bir daha. Ne IŞİD'ci yapabilirsin onu bir daha. Ne gidip FETÖ'cü yapabilirsin. Çünkü oradan devlet eliyle öğrenmiş. Doğrusu. Yani bunlar birbirine bağlı. İşte bu ışık da bütün İslam coğrafyasında zamanla yayılınca o zaman mesela bugün bakanımız Fikri Işık. ODTÜ mezunu, İmam Hatip mezunu. Değil mi? Bu, işte bu yollara, bu tuzaklara düşmeyecek bir sürü benim abim İmam Hatip mezunu, elektrik mühendisi, İzah İletişim Müdürü. Bunun gibi binlerce örnek var. Bunlar aydın çıkmış. Kandıramazsın bunları. Tabii. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i kaynağından öğrenmiş. Şimdi bakın aslında orada bir şeye bağlayacağım. Balık örneğinden bahsettiniz. Hollanda, Güney Afrika'daki sömürgesinde çocuklara türev integral öğretiyor. Şeylere, Afrikalılara. Türev integral ama kendi hayır. Ülkesinde öğretmiyor. O kadar bir müfredatla boğuyor çocukları. Düşünememesi için. Beynini ya, sakatlıyor. Onu biz de okulda çok öğrendik. Beynini sakatlıyor. Çok yordu bizi türev integral. Yani beynini sakatlıyor. Yani Ro muydu? Reyneydi o harfin adı. Evet. O harfi bana getir. Yani eğitimin yanlış kullanıldığı zaman nasıl bir tahrip gücü olabileceğini evet. Orada görüyoruz. Bir sömürgeci politikası olarak yapılmıştır o. Dolayısıyla işte orada da balığın yemenin haram olduğuna inandırmışlar. Muhtemelen o balığı Avrupalılar çok seviyordur. Azalmasın da Avrupalılar daha sağlıklı beslensin. Ya aynı zamanda oradaki enerji kaynakları var biliyorsun. Altın rezervlerinin en çok olduğu yerlerden bir tanesi Somali. Ya altının üstünde açlıktan ölüyorlar. Böyle bir şey var mı ya? Şaka gibi ya. Altın dolu. Toprağın altı. Açlıktan ölüyor üstünde ya. Yanın deniz. Tabii. Bak bir tarafın deniz. Altında altın var. Açlıktan ölüyorsun abi. Şaka mısınız ya siz? Somali operasyonunu hatırlıyorsunuz değil mi? Oraya bir Atatürk lazımdı işte. Çevik bir paşanın bizim adımıza gittiği yerde.
Amerikan ordusunun Somali'de karargah kurduğu yer, uranyum yataklarının olduğu yer. İnsan yardım diye götürdüler bütün silahlı kuvvetleri. Biz de gittik ona inanarak. Halbuki Amerikan ordugahı uranyum yataklarının üzerinde kuruldu ve oradan madeni çıkarıp götürdüler. Yani bu zalim emperyalistlerin hiçbir zaman gerçekten insani niyetle bir şey yapmazlar. İnsani yardımların bile bir stratejisi vardır, şeydir. Oradan bir şey, yani gaz gelecek, yani tavuk esirgemez. Ana kumanda çok dikildi, söyle. Ne? Bitti demek için mi dikiliyorsun deminden beri? Program bitmiş. Bitti mi? Daha hiçbir şey konuşamadık ya ki. Ya biz gazete okuyamaz. Ya merkezi ezanla ilgili fikri söyleyeyim. Gazete yok. Gazeteyi pazartesi günü ben dile okutum. Tamam ya, sonra demesinler yok, ya. Demezler. Adam da çok konuştular. Yok, yani konuştuğumuz gazete konular, köşe yazarlarımızın yazdığı, ben hepsini okudum. Notlarımı aldım. Konuştuğumuz konular, köşe yazan yazdığı zaten gündem bunlar. Bunları konuştuk. Onların düşüncelerinde pazartesi günü Dilek Mert okur. Buradan paylaşırız. Sana da bir el sallarız. Tamam. Merkezi ezan sistemi iyi mi oldu? Merkezi ezan sistemi vardı Kocaeli'de. O kaldırıldı. Şimdi her cami kendi ezanını okuyor. Bu çok fazla yazıldı da belki dikkatinden kaçmıştır. Çok da cevap vermen şart değil. İstersen ver. Ya, yani ezanla işim yok diyorsan sen bilirsin. Yani ben yani ibadet falan o tür ritüellerim yok ama ya ben çocukluğumda ben Mehmet Ali Paşa'da büyüdüm. Bizim Zincirlikuyu camisi vardı. Top oynardık, koşardık, bahçesinde su içerdik. O kadar içim acıdı ki o camiyi yıkıp ötekini yaptıklarında. Altı otopark yok, market yaptılar falan filan. Yani caminin de bir estetiği var. Ezan okunmasının da bir estetiği var. Yani onun belli bir ses seviyesi de tabii ki ayarlanmalı etmeli. Ama hani belki de hocaların işi ne? Yani öyle bakmış zaten müftülük. Yani hocalar tembelleşiyor lazım demiş. Tabii yani, canım git. Ezan senden, o oradan adam yatıyor. Olur mu öyle bir şey yani? Yani şimdi ya bu tür şeyler tehlikelidir. Bilmediğim konuda ahkam kesip yanlış bir yere de toplumda infial yaratmasın. Yok canım. Ben öyle görüyorum. Senin işin oradaysa çık oku abi. Çık oku. Evet. Eksiğin varsa cemaat öteki camide böyle. Hocam sen niye böyle okuyorsun? Biraz mesela, geliştir kendini. Üret yani. Evet. Yoksa ne işin kaldı? Müftülük de aynı şekilde düşündüğü için hocalara ama eğitim de verecekler ayrıca. Yani güzel ezan okusunlar diye. Yani çünkü merkezi ezan okurken çok güzel okunuyordu. Çünkü ona göre insan okuyordu onu. Çok keyifle dinliyorduk. Her cami kendi okuduğu zaman da kimi imamın sesi iyi değil vesaire. Onlara da bir takım tedbiri alıyor müftülük, eğitim verecek. Daha güzel olacak ama imamları tembellikten tembelliğe itecek yaklaşımlardan uzak durmuş olacağız. Köye gitseniz de ahırında inekleri koyunları olan bir köy evine gitseniz de sizin önünüze hazır yoğurt getirse ne düşünürsünüz? Yani, bu da o yani. Yani niye geldik köye derim ya. Süremiz bitmiş. İlave edeceğim bir şey varsa Uğraş Çiftçi yok. Söyleyin. Devam ediyor mu program? Yok, bitti şimdi, çıkacağız işte. Tamam, yok kadar. Söyleyeceğim bir şey yok. Bu kadar mı? Tamam. Ben bitti diye konuşacak, konuşacak çok fazla konu vardı daha. Uğraş Çiftçi donanımlı. Gazetelerinde, köşe yazılarından çok faydalandığımız arkadaşlarımızdan bir tanesi. Dolayısıyla her konuda konuşacak birçok mesele vardı. Telafisini nasıl yaparız? Bir süre sonra senin de vaktin müsait olduğu zaman tekrar konuk alırız. Sonuçta Kocaeli'nin gündemi benim sunmam bir yana. Kocaeli'nin gündemiyle ilgilenen herkesin programı. Bu sandalyeye herkese açık. Bizden, bizim gibi düşünüyor, bizim köylü, bizim partili falan diye bir hesabım asla olmamıştır. Görüşüne katılalım. Üslubumuz budur. Kimisi çok kibar oluyor. Onlara da çok uğraşamam. Ben üslubum budur. Tarzım budur. Konuşma tarzım budur. Fikrimi söylemek için çok eğilip bükülüp nezaket kalıbına sokmak için diyeceğimi unuturum. O yüzden bu üslupla gelirseniz, konuk olursanız gönlümüzde, kapımızda açıktır. Uğraş Çiftçisi'ni tekrar alırız. Allah sağlık, sıhhat, fırsat verirse. İnşallah. Katıldığın için çok teşekkür ederim. Hem yazılardan yararlanıyoruz hem de burada yüz be yüz. Gündemle ilgili, genel gündemle ilgili konuları konuştuk. Düşüncelerinden istifade ettik. Umarım izleyiciler istifade etmiştir. Ben de ettim. Çok teşekkür. Çok teşekkür ediyoruz. Ana kumanda bir şey diyor musun? Çıkıyoruz. Buyurun. Yani şehir için büyük bir hizmette bulunuyorsunuz. Ben onu birkaç sefer size şahsen de söylemiştim. Estağfurullah. Elimizden geliyor. İleride bir gün kent tarihini yazacak olan araştırmacılar, bilim adamları, araştırmacılar için bu program ben arşiv niteliğinde, değerinde olduğunu düşünüyorum. O yüzden kendime dair de kentli olarak bir hizmet olarak görüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Emeklerinize sağ olun. İltifat kabul ettim. Çok teşekkür ederim. İnşallah öyle olur. Hakkınızı teslim ettim. Allah razı olsun. Konuşacak çok şey vardı. Söylediğim gibi zamanımız bitti.
ana kumanda veya biz konuşurken veya Uğraş Çiftçi anlatırken düşüncelerimizi ilave ederken, köşe yazılarıyla ilgili, yazarlarla ilgili, genel gündemle ilgili düşüncelerimizi paylaşırken haddimizi aşmışsak, sürçülisan etmişsek hoş görün. Çünkü bize sürçülisan etmek, size hoş görmek yakışır. İyi hafta sonları diliyorum. Kalübela Kardeşlik Teşkilatı Derneği Osman Saraçlı Kocaeli'nin gündemini sundu.